Şimdi tabii an itibariyle 23 Nisan'a girdik. Hoş geldiniz CNN Türkiye ve burada Laf Çok'a. Orkestradaki diyorum. Orkestradaki ve stüdyodaki tüm arkadaşlarım benim koltuğuma oturmak istiyor. Çünkü hepsi çocuk ruhlu. Tamam, onlara birazdan koltuğu tek tek vereceğiz ama önce konuklarımızı görelim. Burada Laf Çok başlıyor. İşte bu gecenin konukları. Zaman TRT spikerleri nasıl Türkçemizi düzeltemediyse, hani biz de bozmadık aslında kimsenin Türkçesini. Oyuncu sunucu Evrim Akın programa ev kuşu olarak katılıyor. Evrim Akın bu akşam ünlülerin ev hayatını konuşuyor. Dernek kurduk. Bunda duyarlı olmalarını istiyorum insanların. Orada teknik direktör Yaşar Duran programa futbol anılarıyla katılıyor. Bu akşam Mesut Yer soruyor, Yaşar Duran yanıtlıyor. Annemin en sevdiği şarkıyı söylüyordum, rol icabı. Bu akşam bütün meyhanelerin dolaştım İstanbul'un. Müzisyen Harun Kolçak programa sürprizleriyle katılıyor. Harun Kolçak bu akşam yeni albümünü ve şarkılarını anlatıyor. Konuklar sadece Mesut Yer'in konuğu olamaz. Benim de konuğum. Ben de soru sormak istiyorum diyorsanız eğer Twitter/buradalafçok ya da Twitter/mesutyar'dan bize ulaşabilirsiniz. Evet, çok 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 kısa bir aradan sonra bu değerli konuklarımızla ve koltuğuma oturmak isteyen yaklaşık 120 kişiyle birlikte olacağız. Çağırdım gönlümce seni gelmeden önce, yazılmış inan kaderime. Saçların dağını aklımın yerlerinde, hiçbir rüzgar esmese bile. Vazgeçmem geçemem seni, ne zor buldum ben, müşterim çıkmasa da yine. Hani mekanlık, sultanlık derdik yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma, gir kanıma. Hani mekanlık, sultanlık derdik yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma. Kararını ver artık, beklemeden gel yazık. Vazgeçersen bu sevdadan çok aradım, sonunda yakaladım. Unuttum yalnız geçen o günleri. Gir kanıma, hani mekanlık sultanlık derdik yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma, gir kanıma. Hani mekanlık sultanlık derdik yetti canıma. Yaşarım ben senle. Çağırdım gönlümce seni görmeden önce, yazılmış inan kaderime. Saçların dağılır aklımın yerlerinde, hiçbir rüzgar esmese bile. Vazgeçmem geçemem seni, ne zor buldum ben, düşlerim çıkmasa da yine. Hani mekanlık, sultanlık verdik yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma, gir kanıma. Hani mekanlık, sultanlık verdik yetti canıma. Yaşarım ben senle, gir kanıma. Kararını ver artık, beklemeden gel yazık. Vazgeçersen bu sevda. Geçen o günlerin. Oh, gir kanıma, hani bekar
yaşarım ben sende. Gel kanıma, gel kanıma. Hani bekarlık sultanlık derdik yetti canıma. Yaşarım ben sende. Sana bir bilmecem var çekirge. Eğer bilirsen seni bir üst kademeye terfi edeceğim. Şayet bilemezsen bütün bu odanın duvarlarını boyayacaksın. Anlaştık mı? Bilmecelerde iyiyimdir ya, sor usta. Bana E harfiyle başlayan 3 adet meyve say bakalım. Daha kolay yok muydu ya? Elma. Evet, bu bir. Erik. İkinciyi de buldum, tebrik ederim. Peki üçüncü nedir? Enginar meyve değil, değil mi? Hayır. Bilemedim usta ya. Ailen senin doğumun hakkında ne söyler çekirge? Ya babam hep ağlayarak nasıl böyle bir hataya düştükler ya? Çok haklı. Hata bende. Sana böyle bir soru soruyorum. Cevabı ne usta peki? Cevabı evlat çekirge. Evlat. Karı kocalar ne der bilir misin? Hayır. Aşkımızın meyvesi. Şayet bunu bilseydin zaten bir üst kademeye terfi etmiş olacaktın çekirge. Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Evlat Bayramı'nı, yani Çocuklar Bayramı'nı kutladı bizim çocuklar. Bu akşam birbirinden değerli konuklarımız var. Birbirinden de ilginç aynı zamanda. Sayın Yaşar Duran'la birlikteyiz. Yaşar abi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yaşar abiyi belki yeni kuşaklar hatırlamaz ama eski kuşakların da unutması mümkün değil. Kendisini Kaleci Yaşar olarak biliyoruz. Yani o K Yaşar, Kaleci Yaşar değil mi abi? Evet. Bir K ile anılırız ya biz. İki Yaşar Sarıyer'de oynadık. O Küçük Yaşar olarak da geçiyordu ama. Küçük Yaşar olarak. Kaleci Yaşar. Bir K daha vardı. O ama galiba bizim de. Sizin, bu, bir şey neydi abi? Burç sen de? Kova değil. Değil mi? Yükselen? Koç. Koç. Aa, koç mu gerçekten? Evet, sevgili Yaşar abimiz. Sevgili Yaşar abimiz bizimle birlikte hakikaten efsane. 3 senedir hakkında ileri geri konuştuğumuz arkasından ve sonunda Antalya'dan ben oraya geliyorum. Mesut'cum ben de sana kelimeler biriktirdim. Söyleyeceklerim var dedi ve geldi bu akşam. Şeref verdiniz. Tamam, hoş geldiniz. Çok sevgili kardeşim Evrim Akın bizimle birlikte. O bizim eve gelmeden önce biz onu bizim evimize davet ettik. Tabii sözünü alıp da geldi. Nasıl? Değil mi, öyle midir? Ya o ne ya, barter anlaşması gibi. Artık hayatta hiçbir şey karşılıksız diye biliyorsun. Değil ya, öyle mi oldu? Mesut'cum. Ya wow. Evrim'im çok güzel girdin. Öyle mi oldu gerçekten? Vallahi öyle. Öyle mi? Ya, böyle evrilmedik mi? Böyle büyüdük. Böyle gördük. Böyle büyüdük, böyle. Abilerimizden böyle gördük. Abilerimizden gördüğümüz şeyleri yaşıyoruz. Abilerimizden. Neandertal'den bahseder gibi bahsettiğin için teşekkür ederim. Ve Sayın Harun Kolçak az önce gir kanıma dedi. Evet. Kan grubunuzu biliyor musunuz? 0 RH negatif. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Yani en azından hani şarkıya ekstra bir kamu spotu yükleyelim istedik. Uf tabii ya. Bir şey söyleyeceğim, siz böyle Blues Brothers gibi iki beyefendi ortanıza da evrim aldınız. Hayırdır inşallah diyelim yani. Gayet güzel şapkalar, gayet keyifli. Genç arkadaşım hoş geldin. Çok genç duruyor. Arun sen? Ege evet. Gerçekten çok yetenekli bir arkadaş. Aynı zamanda Okan'la da çalışıyor. Okan Bayülgen'le de. Konserlerde de beraber çalışıyoruz. Her eve lazım tiplerden. Elektronikten anlıyor, ondan anlıyor, bundan anlıyor, şundan anlıyor. Testatçı çok olarak mı kullanıyorsun yoksa gerçekten şey miymiş yani? Yani bilgisayar falan herhangi bir şey bozulduğu zaman da özellikle ben şimdi Cangere taşındım. Çok geldi bana. Ege gel şunu yap, Ege gel bunu yap. Ege, ya Ege ama şey yani çok yetenekli bir arkadaş, çok saygı dolu bir arkadaş. Zamanında hocalarımdan ben çok şey öğrendim. O öğrendiklerimi artık aktarma vakti geldi gibi geliyor bana. Ustalık dönemi mi artık? Yani çırak mı yetiştiriyoruz yavaş yavaş? Yani öyle de denebilir. Bunu hiç düşünmemiştim ama Ege gibi arkadaşlara ne biliyorsam öğretmeye çalışıyorum. Eyvallah. Ondan sonra onlar da benden çok keyif alıyorlar. Ama Evrim'in dediği gibi yine bir barter var. Yani o evdeki tesisatlarla ilgileniyor. Sen de bildiklerini öğretiyorsun. Tamam, taşındım, bitti o iş. Ha, bitti mi? Okey, tamam. Yeni bir taşınmaya kadar Ege'yle idare edeceğiz şimdi. Yaşar abi sizden başlamak istiyorum. Burcunuz, gerçekten burcunuz ne? İkizler Burcu. Bir şey efsanesi vardır ya, Yaşar abinin burcu kova, o yüzden lakap kaldı kova diye. Ya bu kova kelimesi sırf bana değil, kalecilere uyarlanmış bir kelime deyim. Siz fakat de anlamını buldu ama galiba değil mi Yaşar abi? Son zaman yani bunu bırakmaya yakın buldum. Tam bırakacak. Refleksler ölüyor.
Topları yakalayamadığın zaman hemen böyle bir damga yedi. Damga. Refleks ölür mü yani? Kalecide refleks tabii damla. Yaşla ilgili biraz da. Ciddi misin? Yani nedir? Gözler mi bozuluyor? Refleks niye ölürsün ki abi? Ya şimdi refleks saniyelik, saliselik bir beynin hareket dürtüsü. Hareket dürtüsü. Bunlar yaşlandıkça azalıyor. Kaç yaşında bıraktın siz? Ben 38 yaşında bıraktım. 23 sene. 5 sene amatör, 18 sene profesyonel oynadım. Bu 8'lik skorların bırakmanızda bir şey oldu mu Yaşar abi? Olmadı. Hayatımda kırmızı kartım yoktu. O hafta kırmızı kart gördüm bir maçta. Tabii sinirler gergin, stresli bir maça çıkmıştım. İki tane de sarı kartım var hayatımda. Bu mudur yani? Bir kırmızı, iki sarı ile bitirdik. Evet. Ya onunla efsane olmadın zaten. Efsane olduğun başka niteliklerin var. Biz bayılıyoruz. Şimdi, Yaşar abi bunu, şu hikayeyi bir de sana anlatayım. 1983 kırmışız şeyi. Okulu gelmişiz maça. İngiltere ile şey yapıyoruz. Maç yapıyoruz. Hatırlar mısın o maçı? Türkiye-İngiltere maçını. Tabii ki. Kaç kaç bitmişti o? Ya insan yediğini unutur mu? Evet. Bir numaralı eserimizle biz bu akşam biraz belgesel tadında çalışacağız. Bir numaralı eserimizle bir girelim Yaşar Duran'a. Bakalım gerçekten duruyor mu durmuyor mu? Buyurun. And Butcher, of course, as well, 6'4" of him. And it was Butcher who got the header in. And Barnes also. And England has scored. Hustled by Butcher and beaten by him. And suddenly Woodcock's on his way. And he scored. It'll come out for Stephen Williams. Oh, and he might go all the way. And he's there. With nice touch there for Robson, who's got Woodcock waiting in the middle. And Barnes coming up on the far side. Number four. And Barnes might come in again. Yes. Played again for Robson, who's onside and gets his hat-trick. And Anderson on the break now. Played inside again for Woodcock. And it's another one. Wiz and Butcher at the near post. Anderson's come up from the back post as well. Well, and it's Viv Anderson who gets the goal. Hayır arkadaş, efekti nasıl basmışlar? Ben gol diye bağırmıyorum. Yani oradaydım. Tam da kameranın çektiği. Sen orada mıydın? Ben oradaydım. Yani bu benim hayatımda gittiğim son maç oldu. O günden sonra bunu anlatmak zorundayım. O günden sonra büyük yemin ettim. Gerçekten koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Ve bir daha asla maça gitmeyeceğim. Bende sıkıntı var diye düşündüm. Ben Yaşar abiye hiçbir zaman bu işi yüklemedim. 8 golü yüklemedim. Gollere şimdi bakınca aslında senin orada yapayalnız olduğunu görüyorum. Defans olmazsa şimdi, ne yapsın yani? Ne yapsın abi? Bunu bir espriyle de cevaplayabilirim. Yani hakikaten bir gol haricinde hatam yok o maçta. Fakat bu iyi espriydi fakat abi. Fakat bizim futbolcular onların ceza sahasında yok. Sanki o cezaevi orası. Ya girin oraya kardeşim. Cezaevi değil yani, ceza sahası. Niye biz korktuk İngilizlerden? Girmediler. Bizimkiler hiç oraya girmedi. Sanki cezaevi. Hayır, şimdi kötüsü bizimkiler orada da yoklar, senin yanında da yoklar. Tam olarak şeyde santra çizgisinde mi birleşti? İşte orada adam. Santra yapmakla geçti maç. Abi çok enteresan. Ondan sonra biliyorsun Türk müziğinde gerçekten çok enteresan bir şey çıkmıştır. Dönüm noktası. Muhteşem bir başucu eseri. Gelen vurdu, giden vurdu. Yani geldiler vurdular, gittiler vurdular. İşin kötüsü tabii sana burada ya 8 gol yenir mi diyen bir arkadaş da bu maçın deplasmanında galiba 8 gol yedi abi. Evet. Engin. Yok. Başka bir arkadaş. Şimdi isim vermeyeyim, kızıyor çünkü. Kızıyor mu? Versene abi. Sanki ismi yememiş. Niye abi ya? Ya biz yıllarca sana hakikaten büyük haksızlık yaptık. O 8 golü yiyen kalecinin ismini verir misiniz? Ya vermeyeyim. Şimdi hakikaten anmak istiyorum. Abi Google amca var yani. Peki tamam, o zaman siz vermezseniz biz gösteririz. Devam ediyoruz efendim. 8'den. Otobüste gidiyoruz Fahat abiyle, sağ olsun şu kulaklar çınlasın Yaşar abiyle. Şimdi Yaşar abi diyor ki, ya diyor Fahat abi nasıl diyor yedin diyor şeye. Yaşar, Fatih diyor ki Yaşar abi nasıl 8 tane yedin mi abi diyor. Oğlum diyor büyük konuşma, bak maça gidiyoruz diyor, manyak manyak konuşma falan. Orada nasıl yağmur yağıyor biliyor musun? İngilizlerin en sevdiği hava. Ben de en nefret ederim abi. Wembley'e bir çıktık zaten, bir baktım ben sahaya, Allah çarpsın nasıl gideceğiz buraya dedim ya. Yani bizim sahalar yani minyatür kale gibi kaldı. Bir bakıyorum vallahi yani inanılmaz büyük ya, enine de boyuna da büyük. Ondan sonra zaten tıklım tıklım full. 4-0 oldu, ayağıma top değmemişti. Neyse. Ya bir selam çakamadım topa ya. Şeyde Yaşar abiyle şey konuşuyor otobüste. Ben de tam önlerinde oturuyorum.
Yaşar abi diyor ki Yaşar abi diyor ya nasıl diyor yedim be abi diyor 8 tane yedim oğlum diyor bak aynı maça gidiyoruz manyak manyak konuşmuyoruz sus diyor ya falan. Ya nasıl yedim, yer miyim baba atarım tacı atarım bilmem ne atarım gene 8 tane yemem falan. Sonuçta dönüşte ne oldu dedi. Yeniyor muymuş dedi. 8 oldu mu ya ben 5'ten sonra saymadım be. Tamam be. Onu şöyle düzeltelim diyorsun. Düzeltelim. Peki. Şimdi o arkadaşımız maç kaç kaç olur diye devamlı bana soruyor. Yani gına geldi. Bıktım artık. Kardeşim dedim. 9 olur, 7 olur, 8 olmaz. Bana az bir skor dedi. Bana da anlat. Ha skor bana ait. Bana ait dedim. Ha o 8'i karıştırma. Aynısını yedikten sonra bu sefer beni arıyor. Ben otobüse binerken otele gideceğiz. Arkadan biniyorum. O öndeyse ben arkadan. Sonunda yemekte yakalandım. Abi dedi hiç tahminlerini tutturamıyorsun. Nasıl abisin sen falan gibi. Ya boş ver dedim. Sen deplasmanda yediğin için daha şanslı. Çarpı 2 sayılıyor. Yok ne tabii kendi evimizde yiyince çarpı 2 sayılıyor. Yaşar bu arada benim kayınpederime çok benziyorsun. Allah sana uzun ömür versin. Onu da versin. Acayip yani şimdi hakikaten babamla konuşuyor gibiyim. O yüzden ben benim de, samimiyetimi ne olur hoş gör. Ben de yani, kendisine saygı duyuyorum. Cansın dur. Yani benim gerçekten hani bu hayır, soruların hepsi samimi sorular ama çok güzel mesela Feruk Kalender biliyorsunuz Türk televizyonlarının ilk animasyon anchorman'dir. Çok efsane bir şey atmış, tweet atmış. Mesut Yar'da efsane kaleci Fenerbahçeli Yaşar abimiz var diye. Bu efsanelik devam ediyor. Şimdi hep yediklerimizi yani konuşmayalım. Tabii yediklerimizi konuştuk şimdiye kadar. İsterseniz bu programda biraz kariyerimden bahsedeyim de rahatlayayım. Kurban olayım ya. Evet. Ver gelsin abi. Rahat ol. Şimdi Gaziantep Spor'da 3 sene yılın sporu seçildim. Birinci lige çıktık Süper Lig'e. 2 sene orada oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye geldik. 2 şampiyonluk var. Türkiye Ligi şampiyonluğu. 2 tane cumhurbaşkanlığı, 2 tane başbakanlık, 2 tane donanma kupası, 2 tane spor yazarları. Ardından Sarıyer ve Malatya Spor var. Onlar da bir üçüncülük. İki, her birinde birer üçüncülük. O zaman UEFA yok. Hı. Balkan Kupası var. Hı hı. Bunların kalecisiyim. Hı hı. En az gol yiyen kaleci seçiliyorum. Milli takımda, ikinci ligden milli takıma geliyorum. 1979 yılında. 12 sene. Sayı olarak az oynuyorum ama yıl olarak en çok oynayanlardan biriyim. Ve bir arkadaşım da, bir abim de, bir federasyondan biri de, ne Antep'te, ne Malatya'da, ne Sarıyer'de, ne de futbolcu arkadaşlarım. Bu bizim en iyi kalecimizdi. Bir kişiden duymadım. Bu da beni yaralayan bir şeydir. Acılım elime. Gerçekten öyle. Evde yani hepimizin vardır ödülleri falan. Bir oda dolusu ödül var. Ben kova damgası yemişim. Kötü kaleci. Hiçbir antrenör beni oynatmamazlık etmedi. Her takımda bank oynadım. Bu saydığım takımlarda. 23 sene. Nasıl oluyor bu iş ya? Günah yani. Gerçekten yazık. Birisi günah. Hakikaten yani, hakkında yemişiz. Neyse bu. Bir de ayrıca bu güzel bir iş döküştü. Şunu da söyleyeyim Yaşar abi. Sonuç itibariyle 1970 ile 1990 küsur arasında efsane olan bir kaleci say dese Geçer'den başka da isim gelmiyor aklımıza. Çok özür dilerim. Böyle bir hikaye. Bu sadece yediğiniz gollerle değil. Tabii meslektaşlarım var. Ben hepsini unutmadım isimlerini. Eyvallah. Hepsi abimizdir. Unutmayalım tabii. Ama hakikaten de şimdi hatırlayınca bir tek sizi hatırlıyoruz. Bu da güzel bir şey. Bir ayrıyeten egonuzun olmadığını da gösterir. Son derecede hani normal karşılıyorsunuz bunları. Ya ama çok hoş bir şey. Yani bazen kendimi sıkıyorum birisine çatmamak için. Anladım abi. Birisine ben saygılarımı şey sunuyorum. İyi akşamlar size. Yaşar abi size devrediyorum. Ya o no. Bana istediğin gibi içini dökebilirsin. En rahat edebileceğim program burası. Bu biraz şey herhalde gerginlik bir hava yaratmadım. Canlı ama esprilerimle biraz sonra yüzümüz güler. Stand-up işine mi girdik abi? Zaten vardı o stand-up işi ya. Gayet abi, bir iki tane çok bilinmemiş anılar var. Ne diyorsun? Tabii. Soyunma odası ile ilgili varsa onları birazdan alırız. Artı 18. 12 sonrası. Yok canım artı 18 ne oluyor? Soyunma odası bize. Futbolcular genelde soyunur ve bilir ya böyle bir şeydir. Evet Evrim Akın'a hoş geldin. İyice ev kuşu olup çıktın mı sen şimdi? Ev kuşu musun? Ben doğuştan ev kuşuyum. Allah aşkına yani biri yani, hani kuş da şey bağdaştırsak hangi? Muhabbet kuşu mu ne bileyim papağan mı? İnsanlar hani yani yaptığım işle müsemma oldum herhalde. Yani çok ya. Yani muhabbet şey zaten evden çıkmayan bir insandım. Bu işte gelince yüzü yani evinden çıkıyorsun ama başkasının evine gidiyorsun.
keyifli geldi. Bu enteresan bir şey şimdi. Evinden çıkıp başkasının evine gidip bu kadar reyting rekoru kıran çok fazla şey yok açıkçası. Çok şükür. Ha şükür Allah'a. Hadi maşallah da diyelim. Reyting sarhoşuyum zaten günlerde. Aman Allah'ım. Wow. Bir yağdan vuruyor, bir soldan vuruyor. Ama yani oluyor. Kim 8. oldu Allah aşkına? 8. oldu ya. Arkadaş nerelere girip çıkıyorsun kiminle 8. olabilmek için? Bak o da önemlidir yani. Çok düzgün insanlara gidiyorum. Çok düzgün. Karıştırıyor musun orasını burasını insanları? Hiç yok. Zaten yani öyle bir şey oluyor ki insanlar da çizgisinden çıkıyor. Açıldı mı çizgisinden? Nedenini bilmiyorum. Evrim, bak görmediğim bir ya şey var. Ya en son işte Ferman Toprak bunu söyledi ki ne kadar ağırdır Ferman Toprağı bilirsiniz hepiniz. Yani hani türkücü. Bilgin, doğuludur. Hayatı tesbih yapmış yani, bir adamdır yani. Ya. Doğuludur hani aşiret çocuğu bilmem ne. O bile dedi ya sen de çizgimle. Ya ben özellikle de bir şey yapmıyorum ama. Nedenini bilmiyorum. Onlar da muzurlaşıyorlar herhalde böyle ufak tefek bir kız görünce karşılarında bıcır bıcır. Ya biraz işte sıcaklığın kendimi olabilir. Ya bir sürü şey olabilir. Yani ben sanıyorum Armağan Çağlayan'ın evinde mesela şey yediğiniz o pilav. Makarna. O pilav mıydı o? O benim favori bitemedi. Pilav. Bitemedi o pilav. Biter yani, mi ama ya? Bu arada da Armağan da böyle inatla rejimde olduğunu söylüyor. Ya bir kilo pilav yendi. Yani kameraman onu yapmayacaktı. Zorla yaptırdım ben. Çünkü Armağan hani çok iyi arkadaşım. Ve biz işte ev buluşmaları yaptığımızda ben mutlaka o pilavdan istiyorum. Hı. Artık herkese bütün arkadaş grubumuza gına geldi. Herkes böyle. Geçen yine onun ismi yeter ama yani geldi dedi. Sürekli pilav mı ne olacak? O pilav ama. Öyle bir pilav yok. Gerçekten iyi yapıyor mu ya? Yoksa hani Armağan size şov mu yaptı? Hayatında görüp görebileceğin en iyi şef. Öyle mi diyorsun? Ve çeşit çeşit hani zeytinyağlısından et yemeğine, pilavından makarna. Çeşit çeşit. Arkadaş ne bileyim buraya geldi Vedat Bilor gibi oturdu. Yani biz adamı sadece yiyor zannettik yani. Yaptığını bilmiyorduk ama pilav güzelmiş. Güzel. Bu arada sen sürekli deplasmandasın. Bu insanları bir de evinde ağırlasan diyorum. Böyle bir şey var. Hatta bu teklifi de söyleyeyim mi? Söylemeyeyim. Evrim'in sus evi. Sus dedi bak. Yapımcı Metin burada yine. Ama böyle yapımcı baskısıyla bilmem neyle ne olacağız yani nereye kadar yani. Vallahi böyle geldik biz ekipçek geldik. Ha ekipçe ya farkındayım öyle. Ama bize işlemez bizim ekibin kafa rahat. Biliyor musun onları hemen ben... O gördüğün gibi marke edildi. İki tane adam tarafından senin yapımcıyı aldık. Genel müdür yardımcısı orada mı? O oralarda orada, herkes marke edildi. Hepsi orada. Teknik rahat yönetmenimiz orada. Yani sağ olsun C yapım beni yalnız bırakmadı. Çıkmıyorum çünkü programları. Çok teşekkür. Aa çok çıldım oldu. Çok şımarığım ben bu aralar. Olmuş ama hojeler güzelmiş. Devam edeceğiz biz sana bitirmeyeceğiz burada. Bakıyorum. Oha filan oldun kuş olup kondun evimize. Bu oha filan oldun güzel bir hikayeydi. Şeyde Avrupa yakasındaydı galiba. 10 sene öyle. Oldu yahu. Dilimize, evet ve hala o devam ediyor. Çok enteresan. Bir kuşak bildiğin senle yetişti. Senin Türkçenle yetişti. Ve o kızların abi. Hepsi de öyle konuşuyorlar. Ve hala. Peki, vallahi Türklerin... ben yetiştirmedim. İşte burada evim, yanılıyorlar. Ne söyleyeceğim? Sen gayet güzel. Duru bir Türkçe konuşuyorsun. Teşekkür. Türklere düzelmeleri için bir şey söyleyebilir misin? Çünkü estağfurullah. Hani biz... Şimdi ben zaten hani... Ben bozmadım onları ya valla. Kim bozdu onları? O ağız öyle gitmesin işte. Bak. O ağız öyle gidince herkesi bozuyor. Ya böyle vardı zaten taklitlerini yaptı. Evet aslında taklitini yaptı. Onlar da rahatladılar. Aa baklar sevildi bu karakter. O zaman biz de rahatça ama. Konuşalım diye ortalığa yayıldılar. Bir kuşak valla öyle oldu yani öyle yetişiyor. Onların çocuklarını çok merak ediyorum nasıl çıkacak diye. Avat. Evet. Arı Kolçak. Anam. Arı Kolçak alışkanlığı. Ben bayılıyordum ona Avrupa yakasında. Evrime mi? Hı-hı. Hepimiz severiz canım. Yani bizim evimizin gerçekten şeyidir, muhabbet. Vallahi içeride beni bir öptü, uf acayip. Abi bunlar nasıl laflar ya? Ben soyunma ya, odasını Yaşar abiden bekliyordum. İçeride beni bir öptü bu. Hani çok açık. Ha, odalarımız çok açık. Yan yana, ne haber dedik. El sıkıştık. Metin'le de tanışıyoruz zaten. Öpüştük. Ya benim de odam seninle yan yanaydı. Biz öpüşmedik yani. Gayet normal. Biz yani. Onunla öpüşmem daha doğal ve daha hoş oldu. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Deneriz. Ya, hakikaten bir şey kaçırdıysak... Oo çok çılgın bir şeye dönüştü bu. Sanat hayatına babanın katkısı var mı Harun? Çok. Şef abinin. Çok. Ellerinden öpüyoruz uzun uzun. Şu anda seyrediyor. Candır kendisi. Ve ne mutlu bana ki yani Eşref Kolçak'la aynı filmde minicik de olsa biliyorum. Bir rol aldım. Bu unutulur bir şey değil benim için. Çok da önemli. Gerçekten hiç itirazı olmadı mı? Ne bileyim çünkü hani çok gerçekten kült bir baba. Çok, yani bir çok ikon. Şanslıyım. Yani üniversiteye devam etmeyeceğim dedim. Çünkü ben yani... Zaten ben bir Fransız okulunda okudum ve çok paralı bir okuldu yani. Ojopa. Ondan sonra yani dedim ki baba müzik çok ağır basıyor. Yani müzisyen olacağım. Zaten başlamıştım. Rahmetli Ferdi Özbey'in iki albümünde filan, stüdyo müzisyenliği filan. 18 yaşını geçtin senin hayatın dedi.
Ama bundan sonra benden harçlık istersen hayatındaki ilk dayağını yersin dedi. Tamam dedi. Kabul dedi. Mesela. Bayağı katkıda bulunmuş ya. Çok çok her şey. Yani bayağı destek olmuş. İnanılmaz bir babadır yani. İnanılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Hani basınla mı çıktın karşısına? Neyle çıktın? Baba bak zaten, bu da arkadaşım. Yani zaten rahmetli anneannem bana almıştı bir bas. Şimdi zaten çalışıyordum yani. Evde devamlı bas çalışıyordum. Yani hep rahmetli anıyoruz. Yani kapımı kilitlerdim. Rahmetli annem getirip tepsiyi bırakırdı. Oğlum ne olur bir iki bir şey ye diye. Günde 7-8 saat bas çalışıyordum yani. Niye abi o delilik ne zaman hasıl oldu? Yani hani 7 saat 8 saat bir basla. Ama yani çalışmak lazım. Geçirler. Neden bas mesela? Hani ne bileyim yani şey elektro değil de bilmem ne değil de. Ya şöyle bizim Sen Ben O'dayken grubumuz vardı. Grubun da adı Tank'tı. Ben aslında işte Led Zeppelin, Deep Purple sesimin tonundan dolayı ikinci gitar ve solistim. Sonra bizim bas gitarist futbola merak sardı. Gelmemeye başladı provalara. Gitarist arkadaş da sen bas çalsana dedi bana. Ya ben ne anlarım bastan dedim filan. Ondan sonra dinlemeye başladım işte o zamanki basçılar. Yani Paul McCartney, işte Jack Bruce'lar, şunlar bunlar filan. İsim vermeyelim istersen. Çok eskiye dayanıyor çünkü yani hani yaşım. Paul McCartney, Beatles'ın basçısı. Ama yaşımız ortaya çıkıyor işte. İsim vermeyelim istersen. Abi Paul McCartney şu anda da genç bir bas gitarist tanımıyorsa benim gözümde hiçbir değeri olmaz. Paul McCartney aktif ve melodik bası başlatan adamdır yani. Bu bir kültür yani. Ondan sonra onlarla başladım ve çok sevdim olayı yani gerçekten çünkü armoniyle ritmin ortasında belki bir omurga gibidir bas gitar çok önemlidir yani. Tabii yani bateri olmasa bile tek bas gitar yetiyor galiba tabii, anladığım tabii. kadarıyla o ritmi. Bir de çok doğru basmak lazım yani herkes si minör bastığı zaman sen si yerine sol basarsan akoru değiştirirsin. Hadi sol majör yediliğe dönüştürürsün çok. Bir dakika olay ressam baba girmeden önce şey yapalım yani şuraya bir tane re minör koyalım. Bakın buraya da bir fa yerleştirelim. Aman da ne güzel olmuş ormanların. Sen sarıydın son bıraktığımızda bayağı hani bildiğin uçuk sarıydın. Evet. Ne oldu saçlar bir kararmış senin abi. Yani kendi doğal rengine döndürmeye çalıştım. Hı-hı. Böyle daha iyi oldu. Ne, o sarı da iyi bir şeydi aslında yani. Ama o çok zor ya yani bakımı zor. Bakımı zor ya boya mı gerektiriyor ne oluyor ona tam? Yani bir kere oryal yiyorsun saçın yanıyor. Ha. Saçın o bir şey. Saç o da hoş bir şey değil. Özellikle yani erkek saçıyla kadının saçı da değiştiği için hani dökülme riski şudur budur bilmem ne filan. Sen bildiğin kara orman şey gibi yani. Yok canım. Saçta. Bak taş taş benim. Bildiğin taş ya. Vallahi. Ekme değil değil mi abi? Bildiğin şey. Yok. Kökü içeride yani. İçeride. Gayet keyifli. Yok. Şapka da bu yeni albümün için yeni imaj mı yoksa? Yok şu anda yani son dönemlerde kafe aksesuarları çok hoşuma gitmeye başladı. Bereler alıyorum kendime. Şunlar kepler mepler. Kafa adamsın. Bunu yeni geldi bu. İlk defa senin programında takıyorum. Ya Paris'ten. Kurban olayım ben getirdim. Roma'daydım hafta sonu getirdim. Bu da Paris'ten geldi. Girerken, diyorsun? İçeri girerken vestiyerden erkeklere fötör bayanlara kolye verdiler. Yaşar abi güzelmiş bu ya. Bu fena değil. Şimdi Yaşar abi dönelim sana. Antalya'da yaşıyorsun. Türk sinemasından bir iki dakika konuşabilir miyim? Estağfurullah abi tabii ki ya. Şimdi, demin yan odadan söylediklerinizi duydum. 1965-70'lerden beri şöyle iki dakikalık bir jenerasyon çizeceğim. Sayın Eşref Kolçak, Orhan Günşiray, Muzaffer Temalar. Daha sonraki jenerasyon işte o zaman bayanlarda Muhterem Nur aklıma gelen ilk başta. Sonra işte Ayhan Işıklar, Ekrem Boralar. Daha sonra işte Tamer Yiğitler, ne bileyim Engin Çağlar, Edison, Jön dediğimiz o zamanki bayan sanatçılarda işte dört büyük dediğimiz Türkan Şoray, Fatma Geri, Külliye Avşar, Papatya, Koç Yiğitler. Daha sonra da işte Kadir İnanır ve Tarık Akanlar. Diyerek böyle geldi. Yani biz onlarla büyüdük. Ondan sonra da bir şey gelmedi zaten. Kadir İnanır ve Tarık Akanlar'dan sonra bir şey geldi. Yok son zamanlarda var. Var mı diyorsun? Yani televizyon kanalı tabii. Ha diziler üzerinde. Diziler diyorsun. Üzerinde bayağı var. Ya yani biz babamla çok pardon, duyuyorum. Özür dilerim. Çok özür dileyerek lafınızı keserim. Babam çok şeydir yani katıdır. Babam mesela özellikle Kenan İmrizalıoğlu'nu çok beğeniyor oyunculuğunu. Öyle mi? Evet. Son zamanlarda. Bu önemli. Evet. Altını çizelim. Evet. Kenan için de büyük bir onurdur. Tabii muhakkak. Anladığım kadarıyla. Evet yani, abi. O zamandan bu zamana kadar büyüdük. İşte tiyatrodaki dostlarımız olsun, arkadaşlar izlediklerimiz falan. Çok büyük hazdı bizim için o zaman.
açık hava sinemalarında o filmleri izlemek. Onlarla büyüdük, o çok doğru bir şey. Hakikaten de çok romantik zamanlardı. Fakat ben fazla işi romantizme sokmadan şunu söyleyeceğim. Sanal Ara döneminde çok uzun boylu ve hakikaten kale gibi bir adam olduğun için herhalde oyunculuk teklifi gelmiştir. Geldi. Niye kabul etmedin? Şimdi o zaman bizim... Yani gözler renkli hani... ya, geldi, hani geldi. Şu anda girsen... Gerçekten geldi. Fakat o zaman bizim kulüplerimiz büfe bile açtırmazlardı. Yani bakkal işi bile yaptırmazlardı. Yani top oynayacaksın ya bu işi yapacaksın ya bu işi. Yani o zamanki dönemde bize bu şekilde bir baskı vardı. Şimdi bildiğin adamların restoran zinciri var. Tabii tabii hepsinin. Neredeyse tabii. Banka sahibi olanlar falan evet, da var. O zaman yani bir gariban siz miymişsiniz? Para kazanabildin mi Yaşar abi? Tabii bize de gıpta eden insanlar vardı. Milli takımda oynuyoruz. Fenerbahçe'de oynuyorum büyük kulüplerde. Paralar kazandım ama alım gücü çok az paralardı. Anladım. Yani ben Fenerbahçe'ye Türkiye rekoru olarak transfer yaptım. Hı. Bir ev aldım Kızıl Toprak'ta. Bir araba aldım BMW, para bitti. Şimdi öyle değil. Şimdi 3 milyon 4 milyon euroya imza atılan bir ev bir araba parası değil. Değil tabii canım ya. Yani. Onlar. Bir sürü şey alabiliyor. Artı bir yaşam koçu yoktu başımızda bizim. Sadece kendi kendimizi yetiştirmekle. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yaşam koçu olsaydı Türkiye'de futbol tarihi değişebilir miydi? Şöyle biz 3 şey konuşuyorduk. Kadın, araba, işte ev. Bu üç konu... futbolun çok enteresan bir yerdeymiş ya. Evet, Türk futbolunda ne konuşuyoruz? Kadın, araba, ev. Evet. Strateji yok yani. Yok. Hani 3-5'i yani bilmem ne falan. Paramı, benim başımda rahmetli babam yoktu. Abim Almanya'daydı. Yani Ankaralıyım. Biz basketçilere özenirdik okuma. Fakat kendimizi iyi yetiştirdik. Hı. Geliştirmeye de çalıştık tabii. Türkçemizi düzelttik. Hı hı. İlişkilerimizi düzelttik. Hı hı. Gelecek yıllarda ki hayatımızı göz önünde bulundurmaya çalıştık. Paramızı değerlendiremedik. Her iki senede bir transfer yapıyorduk ama harcıyorduk. Niye vurmadın kendini şeye, futbol yorumculuğuna abi? Yani mesela hani bütün futbolcu emeklileri ya da hakem emeklileri. Bir kanala gittim. Bir projede bulundum. 8 gol yedim çıktım deme kurum olmuş. Yok bir projede sundum. Muazzam dedi, müthiş dedi. Ben dedim kalecileri eleştireyim dedim. Erman Toroğlu nasıl hakemleri eleştiriyor. Evet. Müthiş dedi. Para konusuna geldi. Komik bir para teklif etti. Ben dedim bu ev kirası dedim yani aylık. Haftalık olsa o para kabul edecektim. Çünkü 4 hafta tamam. Kurtarır filan. Aradan 1-2 sene geçti. Benim sunduğum bu projeyi başka birisi yapıyor. Şu anda da yapıyor o kanalda. Yapıyor mu şu an? Ne hissediyorsun abi? Ben de notere gidip falan yani bu benim projemdir, bana ait bir şeydir diye ispatım yok. O konuda da şaşkınım yani. Şaşkın ya, bildiğin Türkiye senin üzerine ciddi mağduriyet yaratmış evet. Abi ya. Ya enteresan bir şey. Nasıl geçiniyor şimdi? Emeklilik nasıl geçiyor? Var emeklilik. Ben geçen sene yani bundan 2 ay öncesine kadar Antalya Spor'da kaleci antrenörüydüm. Güzel. Samet Aybaba hocamızla sevgili. Ama bizim de iş bulmamız zor artık. O kadar çok antrenör, teknik direktör var ki. Ben de üstelik teknik direktörüm. Bitirmediğim kurs kalmadı. Hepsi ne gittim. Seminerlere şey şunlara bunlara. Takım yönettin mi abi? Teknik direktörlük yaptınız mı? Yardımcıydım Elazığ Spor'da çok eski 10 sene önce. Sonra teknik direktör ayrıldı. Ben devam ettim. Bir tane öyle var ama başarılı bitirmiştim. Ha çok şükür. Ödül de aldım. Bir daha da aramadılar beni. Yani iş bulmak abi hakikaten zor. Gelen vurdu abi, giden vurdu. Yani evet. Yaşar yani. Biraz mavrasını yapalım bu işi. Sana neden kova Yaşar diyorlar? Mesela şimdi orada bir arkadaş ya Şenol Hoca da öyleydi. Niye Yaşar abiye öyle diyorsunuz gibilerinden bir şey yapmış. Şenol Hoca çok gol yer miydi? Ben hatırlamıyorum. Şimdi Şenol abi diyeyim ben ona. Şenol hocamızla ben çok 4 sene 5 sene milli takımda o banko kaleciydi. Ben yedek kaleciydim. Anladım. Trabzonspor'da müthiş oynuyordu o. Trabzonspor'da. Tabii defans da buna paralel. Müthiş. Her takımı yeniyorlar. En fazla bir gol. O da yani hatalı gol yemezdi Şenol abi. Kolay kolay. Çok refleksli, çok iyi sıçrayan, kendine iyi bakan bir profesyonel, iyi bir profesyoneldi. Ama milli takımlarda zaten o bir Rusya maçında 4-0 yedikten sonra ben son 20 dakika kala geçtim kaleye. Ondan sonra kaleyi devraldım ben. Ta ki 8'e kadar. Ondan sonra da başkaları devraldı. Bu 8 çok moral bozucu bir rakam oldu.
Abi işte. Artı yalnız arkadaşlar. Dur bitmedi. Dur. İngiltere'ye giriş çok zordur. Hocam tamam. Hayır hayır bir şey söyleyeyim. Benim İngiltere'ye ömür boyu vizesiz girme hakkım var. Davetiye 2 kişilik. Soru ilan edildi. O kadar golü. Çünkü İngiltere önce sana girmiş abi her türlü yani. Bir şekilde sen adamlara vizesiz geçirmemişsin yani. Sen abim benim ya. Abi kaç gol yediğini saydın mı profesyonel hayatın boyunca? Facit bilir misin? Facit bilenler var mıdır? Facit vardı lazım. Facit. Hani fasit derler. Öyle. Evet evet. Bilmem. Ha odur yani. Şimdi golcüler 100 öyle gol üstü, 200 lazım. Gol üstü falan ama ben çok uzun oynadım. Ama bak size bir şey söyleyeyim. Şimdi. Fenerbahçe'de şimdi yani 30 küsürler falan gol. Ben 17, 18, 19'u geçmezdi. İnan bana. Hangi takım tutuyorsun? Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'dir. Evet. Tamam. O iyi bir şey en azından. Evrim devam ediyoruz. Müjdat Gezen konservatuvarından ayrılmanın özel bir nedeni var mıydı? Şiştim artık. Ayrılmanın özel bir nedeni var mıydı? Okul kapandı neredeyse. Yapmamız. Müjdat Gezen'in okulu kapandı mı Evrim? Hı, kapandı. Ah ne zaman oldu? Oh canım. Oha oldu şimdi bak. Bak şimdi ya. Ya var mıydı özel bir nedeni? Aramızda. Aramızda mı kalsın? Okulla benim aramda. Söylemiyoruz kimseye. Müdürle falan mı konuşuyorsun? Nasıl oluyor o ayrılma faslı okullardan? Ayrılmadım ya. Atıldım. Kovuldum. Okey tamamdır. Yani abi desene atıldım ben. Üzerine gitmem ya o tip İyi şeylerden. Güzel. Hayır utanmam ki ben bunu söyledim zaten. Söylediğim için biliyorsunuz. Öyle biliyorsunuz. Zamanında Avrupa yakası zamanı söylemişim 10 sene önce. İşte o yüzden diyorum ya. Eski ondan sonra mezun. Devam ettiniz mi Evrim? Hayır Mesut. Farkınız kızım. Hayır Mesut kızım. Fransız kaldık niye yani. Niye böyle oldu? Niye oldu bilmiyorum yani. Böyle tatlı bir o benim havamdan oldu. İbrahim Tatlıses... Ay bayağı bir eğleniyoruz abi. Ha biz burada çok yani eğleniyoruz. Biz fark ettim. Vallahi siz sohbet ediyorsunuz. Biz 8 dedikçe siz vuruyorsunuz. Tamam biz yani. Burada. Peki bir şey söyleyeceğim. İbrahim Tatlıses'te 2 yıl çalıştınız. Nasıl bir imparatorla çalışmak? Yani keyifli ama zorlukları da var. Herkes de bilir herhalde bunu. Yani oyunculuğa bir şey kattı mı? Bir şey yaptı mı? Ya ne bileyim. Muhtemelen yani sahnede olduğunuz her an... Bu dizi de olsa, televizyon programı da olsa bir antrenmandır. Hı. Yani kameranın önünde olmak, ışığını öğrenmek, kameranı öğrenmek antrenmandır. Hı. Tabii ki katmaz mı? Hayır. Hayatına da katıyor. Yani çok şey gözlemliyorsun. Çok fazla şeye şahit oluyorsun genel olarak. Çünkü senden büyük insanlar var. Hı hı. Katıyor tabii. Bu müthiş bir şey. Bununla bağlantılı bir başka sorum da şu. Saçların rengi orijinalde tam olarak ne? Ben Kara Türk'üm. Bir. Bir. Buyur. Buyurun. Buyurun. Bu neydi? Bu mudur yani? Hani şey, renginiz mi? Bu orijinal renk mi? Siyah mı? Tabii yani? Siyahım ben doğuştan. Siz siyah mısınız? Niye abi bizi sarı diye yediler yıllar boyunca? Ama o rol için mi? İşte o tip kızlar. Hani Türkiye'de yani bir şey demek istemiyorum ama. Canlı yayın değil mi bu? Evet, kesilmiyor. Evet. Şu anda yok burada kesilmiyor. Ama biraz mesela bipli bir şey söylersen 3 saniye geri alabiliriz. Kessene beni. Efendim? Özel bir şey söylersen 3 saniye geriden alabiliriz. Yok hayır öyle kötü bir şey söylemeyeceğim ama hani artık Türkiye'de çok esmer kadın da kalmadığı için herkes bir sarışın olma sevdasında. Hmm. Özellikle belli kesimlerde. Hmm. Biz de onların taklidini yaptığımız için sarı olalım diye. Rol icabıydı yani. Siyah güzel ama Mireille Mathieu'ye benziyor. Teşekkür ederim. Hatırlar mısınız? Mireille Mathieu, oui oui. Baya baya oui. Bir anda. Frankofonluğum tuttu. Şüphe, aynen. Devam ediyoruz. Peki devam edelim böyle giderken. Son zamanlarda şundan dolayı bana kal geldi dediğin, kal geldi dediğin bir şey oldu mu hayatında? Hop. Bana bakma. Niye sana bakıyorsam hakikaten? Sanki yüzyıllar mısın? Aranızda bir şey oluştuysa ben biz aşk çıkabiliriz yaşıyoruz. Yaşar abiyle yani. Yok biz çıkabiliriz. Biz çıkacağız birazdan. Nasıl çıkacaksınız? Yani. Baş başa bırakacağız. Biz Yaşar abiyle konuşuyoruz canım uzun uzun. Kal geldi. Kal geldi yani kal gelmek. Şoka girmek şoka gibi girmek. Geyik gibi olmak. Yani. Şoke olmak gibi. Geyik gibi olmak. Geyik gibi. Geyikler far tuttuğun zaman far kalıyorlar. Tavşan ve geyikler evet. Evet. Yani hayvanlar alemi gerçekten far görünce böyle bir duruyor. Oldu mu? Çok şükür hayır. Çok şükür. Ha oldu oldu. 8. olunca oldum tabii. Şoka girdim. Doğru oldu. Hatırladım. İyi daha önce yani bir sürü yaptığın işte rating rekoru. Ama bu tek başına nasıl? Yaptığım şey. Orada hani bir grupsun, bir senaryo var. Bir hayat canlandırıyorsun. Hmm. Tabii mesela Avrupa yakası hep bir. Hmm. Birdi. AB'de, totalde de. Alemi Kralı da hep ilk ondaydı. Hmm. Bez Bebek de hep ilk ondaydı. Çok iyi, çok şükür. Tamam yani sende hafif iş ama yok.
Yok çok şükür. Tamam. Az var ama öz var. Az öz o zaman kal gelmiyor musun? Ama bu hani bu tek başına yaptığın bir iş ama tamam. Başına, sanatçıların evine gidiyorsun onların da reytingi önemli ki 8 numara hani sevgili Çılgın Sedat'tan aldığım reytingtir onun evinden. Buradan sevgiler. Çılgın Sedat var değil mi ya? Ya var. Var. Kont Adnan var. Bak bunları unutma. Bu adamlar Kont Adnan. Kont Adnan. Tabii tabii Çılgın Sedat kadar. O da iyi iş yapar. Orada 8 ile 7 arasında oynarsın. Atman tabii, tabii Karadeniz. Kontaktan. Prens Nuri var bir de onu biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ben vallahi, bilmiyorum. Öyle emperyal ünvanlardan pek hoşlanmadım. İmparator İbo, Kont Adnan. İşte sevmiyorum öyle emperyal şeyleri, yakıştırmaları. Bildiğin emperyal falan değil ya. Adam bildiğin kont yani. Adamın adı kont yani. Nerenin kont? Trabzon. Trabzon kontu. Vallahi bile efsanedir. Mutlaka gidin. Pontus'tan kalmak. Pontus'tan kalmak. Why not? Niye olmasın? Doğu Bizans. Devam edebilir. Müzik hayatında beni o var etti dediğin biri var mı? Yoksa hani hakikaten ne yaptıysam Mesut'cum kendim yaptım. Kimse beni var etmedi. Ben kendi yolumda yürüdüm. Diyebilecek Sarı demişsin. Tabii ki yani Yaradan'ın bana verdiği çok özel bir ses var. Bir yeti var tabii bunlar. Ama... çok değerli hocalarla çalıştım ama hani bir kişiye böyle odaklanırsak onun Otunç. Onun abidir. Nur içinde yatsın. Yani onunla evet Harun yapalım demeseydi ben albüm bile yapmayacaktım. Ben müzisyen adamım çünkü. Yani, o dönem Sezen Aksu dönemleri mi? Onun Otunç orkestrası ve Sezen tabii dolayısıyla. Hı-hı. Yani Sezen de çok zorluyordu ama Sezen'in duygusallığını bildiğim için, heyecanlarını bildiğim için... Hı-hı. Onun gibi bir otoriteden ve hocam diye yani her zaman gördüğüm bir kişinin bestelerimi çaldığım zaman evet Harun sana bir albüm yapmamız gerekiyor dediği için ben ilk albümü yaptım. Ve yani yoksa öyle bir beklentim yoktu ben öyle popstar olayım falan hala da yok zaten öyle bir adam değilim çünkü. Hı hı. 90'lar bu işin en iyi senesi miydi? Yani 2000'lerde evet, olsaydı Harun Kolçak aynı şekilde efsane olabilir miydi? Ya... Bilmiyorum yani şimdi onu hiç düşünmedim ama ben hiçbir zaman albüm yapayım hani ünlü olayım falan gibi böyle düşünceleri olan bir adam değildim. Hatta Gir Kanıma patladığı zaman ben çok şaşırdım yani hani çok şaşırıyordum. Bayağı bir girdiler yani. Yani dükkanlara falan kaçıyordum. Yani, Kaç sattı o bayağı milyon üzeri falan sattı herhalde. Tabii canım ilk arabamı falan ben o zaman çok satıyordu albümler. İlk araba almıştım kendime. Yani bir albümle bir araba. Şimdi bir single'la ne alabiliyorsun? Havuz problemi yapalım. Bir albümle bir araba alınıyorsa bir single'la ne alınıyor bu dönemde? Bir single'la ne alınıyor? Sakın o aklına gelen ilk şeyi söyleme. Anlayanlar anladı. Yani evet. Single'la bir gül alınabiliyor. Yani alınıyor işte. Üç gül alıyorsun. Onun bir tanesini alıyorsun. Genelde konserlerden para kazanılıyor. Konserlerden. Yani. Evet evet. Bu müzisyenin biraz da kaderi galiba sanki yani. Yani ben müzisyen olduğum için bir de şöyle bir şey var. Kulakları çınlasın. Ben rahmetli Nükhet Ruhacan ve şu an Neşet Ruhacan Allah da ona sağlık versin. Amin. Onlar da çok önemli hocalarım benim. Onlarla çok çalıştım. Neşet bir gün bana şey dedi. Harun hiçbir zaman dert etme. Dünya standartında bir basçısın demişti. Hı hı. Öyle bir şeyim var. Avantajım var. Yani gider bir yerde bas çalıyor. Bana her yol Paris diyorsun. Aynen. Yani bu anlamda o güzel bir şeymiş. Yaşar abi dönelim size. Şöyle elimizde keyifli bir şey var. Belki çok insan bilmiyordur bunu. İki numaralı eserimizi verirsek iki tane imparator karşı karşıya geliyorlar. Yani işte biri atıyorum Roma İmparatoru ise bir tanesi Pers İmparatoru. Roma ile Pers'in karşılaşması. Şu anda yayınlayacağız onu. Beğeniniz lütfen. Futbolcu, duran topları iyi kullanan bir futbolcu ve bu penaltı vuruşu Fatih için de çok büyük anlam taşıyor. Fatih topun üzerine doğru geliyor, vuruyor ve Yaşar Fatih vuruyor. Yaşar karşılıyor, Fatih de yaratılmadı ve Fenerbahçe'nin 4. penaltı vuruşları sonunda 3-2'lik üstünlüğü devam ediyor. Tabii Yaşar abi boru değil bu. Yani karşı tarafta Fatih Terim. Dolayısıyla hakikaten Fatih Hoca'nın herhalde son 30 yılda karizmasını çizdirdiği tek an orası. Şimdi milli takımda çok beraberliğimiz oldu. Elbette. Tabii şimdi hocamız
milli takım hocamız. Saygı duyuyoruz kendisine. Hı hı. O maç Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıydı Ankara'da. Oyunun içinde de iyi oynamıştım. Penaltılara kaldı. O zaman ben Simović'le çekişiyordum. Galatasaray kalecisiydi. İlk penaltıyı Simović'in kurtarmıştım. Hı hı. Sonra Fatih abi atıyor. Kaleci durumun ne dedi bana? Aynen tabir böyle. Ha öyle. Ya o zaman da öyle konuşur muydu? Ha tabii. Kaleci. Durumun ne? İyi abi dedim. Geç dedi bana kaleye. Geçtim ama ben onun penaltı atış şeklini biliyorum. Vuruş tekniğini biliyorum. Daha önceki antrenmanlardan yıllarca beraber olduğumuz için tahmin de ettim. Sert durup üste doğru. Hı hı. Öyle kurtarmıştım. Aldınç ki aslında birçok insanın çok az bildiği bir özelliğinde Türkiye'de en çok penaltı kurtaran kaleci olman. Onu da bir altını çizelim. Sen tevazudan çizmiyorsun ama bunları da bir hatırlatmakta fayda var. En çok penaltı atan kalecisiyim Türkiye'de. Ne yaptın ya? Tabii. Yani onu tam olarak anlayamadım. Ne yapıyorsun? Orada penaltı atacak adam yok muydu? Gidiyor muydun abi? Ben bu işe Gaziantepspor'da başladım penaltı atarak. Çok da kritik puanlar kazandırdım. Hı hı. Sonra Fenerbahçe'de attım. Hı hı. Sarıyer'de attım. Malatya'da yani. Ha kaçma. Kaleci kafası değil mi? Ya kaleci kaleciyi anlıyor aslında. Anlıyor. Nereye yatar nereye. Aynı şeyi düşünürsen yandın. Ama bir yaşar daha çıkmaz. Rahat ol. Penaltıda mesela bir sezonda Sarıyer'de 12 penaltının 8'ini kurtardım bir sezonda. Maşallah. Çok da Adana'da spor yazarları olurdu işte. Mesela 30 sene Fenerbahçe kupayı kazanamamıştı. Türkiye Kupası'nı Sayın Aykut Kocaman döneminde kazandılar. Aha. O kupayı ben kazandırmıştım penaltılarla. Abi şey şaka değil. Hakikaten biraz Yaşar Duran'ı kazdım da bu penaltı kurtarma meselesi de çok şey. Öne çıkan meselelerden bir tanesi. Sen bakma hani işin kovası movası terazisi olur bu işin yani, mavrası başka bir şey yani. Beni o yıllara götürmüyor zaten o konular artık. Ya Allah aşkına gitme zaten. Ben o yıllardan bir kurtulamadım sen de git. O yıllar. Şimdi bizim gençlerin merak ettiği birkaç soru var. Bunları hemen soralım. Kaleci neden gol yer ya da gol yiyince suçu kime atabilir? İstanbul'dan Emrah soruyor. Ya gol yemeyen tek kaleci var yedek kaleci onu bilsinler. Yedek kaleci gol yemez. Hiç gol yemez. Bu iyi kafa rahattır ondan. O bir. İkincisi yani ben yediğim gollerde hep kendimi hata aramışımdır. Hı hı. Acaba şurada dursaydım kurtarır mıydım? Öz eleştiri yani bir maçı 3 defa oynaması lazım. Maçtan önce, maç esnası 90 dakika bir de maçtan sonra. Yani kendini analiz etmesi lazım. Bunları yaşarsa en az hata yapmaya diğer maçlara çıkar. Hı hı. Tabii ki defansında. Sen analizi biraz az mı yaptık abi? Nedir bu son maçlarda özellikle? O dönemki son maçlarda. O dönemimiz yani son dönemin son maçları. Ya, rakibi çözemedik. 3 ay korner ve taç çalıştık o maçta. 3 tane gol yedik öyle. Korner ve taçtan mı? Evet. Ya abi kim çalışıyordunuz? Nerede ben, çalışıyordunuz? Ben çalışıyordum. Çok hakikaten güzelmiş. Devam ediyoruz. Emrah sormuştu deminkini. Alaaddin soruyor bunda. En çok kimden gol yemeyi sevdin? Ha, çok güzel anısı var onun. Anısı var güzel. Şimdi Galatasaray'a Hoçuş diye bir oyuncu geldi Yugoslavya'dan. Hı hı. Ya bazı futbolcuların şansı tutar birbirine. Hı. Yani şu kaleciye şansım tutar. O da o maçta bir Galatasaray 4-4'lük maçımız vardı. 3 tane atmıştı bana. Şansı tutuyor ya şimdi bu ona odaklanmış. Yürüyecek. Sarıyer maçında ben Sarıyer'deyim. Hocasına demiş ki beni oynat şansım tutuyor bu kaleciye demiş Yaşar'a. Oynatmış hocası da seremonide yan yana yürüyoruz. Kardeş sana bugün 2 tane dedi. Hadi dedim geç. 2 tane attı o gün. Hadi geçi yanlış anlamış. Hadi at demiş yani. O öyle anlamış. Hadi öyle tamam. Anlamış. O öyle anlamış. Hadi atabilirsin. Aslında olumlu. O sene 14 golle mi ne gol kralı oldu. Türkiye'de bir futbolcuyla ortak gol kralı oldu. Kaç sen abi? Bir maçta 2 tane işte. Tamam ya bayağı iyi gitmiş. Peki abicim Öz diye bir arkadaşımız var. O soruyor sana. Sana gol atan birinden maç sonunda forma aldın mı hiç? Bana gol atandan bilmiyorum da bana gol atanları çok şöhret ettim. Öyle mi? Evet, isim vereyim. Bilin. Kocaeli Spor'da Baturman vardı. Bilinmez birisiydi Kocaeli Spor Fenerbahçe. 90. dakikada Baturman ondan sonra Baturman oldu. Yani Baturman abiyi hala biz hatırlamıyoruz. Ben kendisini sen seviyorum şu anda kulakları çınlasın. Eyvallah. Bana kim gol atıyorsa şöhret oluyor. Baturman. Eyvallah ya. Vallahi bak. Ya en sıkı şöhret hangisi Baturman mıdır yoksa daha iyileri var mıdır? İngiltere'den
verebileceğimiz bir şey var mı? İsim? İngiltere'den bir tane Lineker diye bir oyuncu çıktı. Ufacık boyu var. 1-3. Hoca dedi ki Abdülkerim bunu dedi bugün dedi çok rahat edeceksin dedi. Rahat edersin çıkar çıkar üstünden vurursun dedi. 3 tane attı. Dünyanın en iyi futbolcusu oldu yıllarca. Lineker. Lineker. Peki abi bunda Dilek isimli bir arkadaşım soruyor. Son dönemde tahtına aday bir kaleci görüyor musun? Bu zor soru. Ne açıdan? Gol yeme açısından mı? Tabii tabii o açıdan. Bilemem ki. Ya bir kalecinin. Ya şimdi ben size bir söyleyeyim. Benim buyurun. Adım Yaşar değil de Oğulcan. Sonu canlı biten bir isim olsaydı en az 150 tane ismim olurdu. Bak inanın bana o dönem. İsmimi kollardı. Fakat Yaşar kimse koymuyor. Anladım. Gerçekten söylüyorum. Doğru diyorsunuz. Yani onun için öyle veliaht işleri falan da biraz abes şeyler. Yani kale de uygun değil. Hani santraforda libero bilmem ne de tabii. Olabilir, forvet de olabilir. Yani ben kimseye vermem kalem ya. Niye vereyim yani? Farkındayız abi. Yani şimdi sanatçılar birbirlerine mikrofon veriyorlar olabilir sahneye mi? Çıkınca. Ben vermem. Beni dinlemeye gelmiş. Niye vereyim? Lan doğru. Beni izlemeye geldiyse ben niye vereyim onu? Evet. Çok doğru. Gayet güzel. Geçmişe dönebilseydin neyi değiştirmek isterdin Yaşar abi? Kendimle ilgili mi? Valla bir şeylerden pişmanlıklarım var. Onları yapmaya çalışırdım. Örneğin dil öğrenmeye çalışırdım. Hatta bir iki tane, üç tane. Yani bunda bir pişmanlığım, keşkelerim var. Birkaç tane var. Budur. Bununla kapatalım istersen. Yani, tamam. Yani gayet güzel gidiyor. Kaleci gerçekten yalnız mıdır abi? O çok felsefik bir laftır ya. Sorunu, kaleciler hep yalnız. Yalnız. Ben gol yediğim zaman şey diyordum. Takım santra yapıyor ya. Yani uzaklaşıyorlar benden. Hı-hı. Ben kendi kendime. Ben ne yapayım ya? Ben öyle derdim. Acındırırdım kendimi ya. Canımsın ya. Peki. Yaşar Duran'la muhabbetimiz devam ediyor. Gerçekten gençlerden bugün çok fazla soru almıştık. Yaşar abi yaşamayanlardan. Şimdi en azından bir Yaşar Duran felsefesi nedir? Bunu çözdük. Sağ olsun birebir de kendisi samimi yanıtlar verdi. Estetik buluyor musun kendini Evrim? Estetik. Estetik. Çok estetiyim. Yaptırdın mı bir şeyi? Estetik var mı? Şimdi o soruyla estetiğin ne alakası? İşte estetik, estetiğe bağlı. Estetik kaygılarım mı var yoksa kendim mi estetik mi? Kaygılı mi? Olmak ister yoksa bir yerime bir şey mi yaptırdım mı? Tamam üçünü bir arada yanıtlayabilirsek ballı kaymak olur ya. Üçünün ama birbiriyle alakası mı? Soruyu üç yanıt ya bundan daha güzel bir. Bir koyuyoruz üç veriyor ya. Evrimde böyle bir şey işte. Sen de ne istediğini yani. Bilmiyorsun. Ne bileyim ya. Farkında mıyım ben ne istediğimi şimdi senin karşında? Ben kendimi estetik bulmuyorum fazla. Bulmuyorum güzel bu bir. İki estetik yaptırdınız mı hiç? Yaptırdım. Güzel. Üçüncüsü estetik kaygılarınız var mı? Elbette her insan kadar, her sanatkar kadar. Gayet güzel. Bak üçünü bir arada yanıtladın. Oynadığın karakterler arasında o biraz bendi dediğin kimse var mı? Hepsi bendi ama hiçbiri ben değildi. Çok açıklayıcı oldu. Tam olarak nereye? Tam ikizler burcu cevabı. Yani, hepsi bendi, hiçbiri ben değil. İşte. Hangisi sendi de hiçbiri sen değil. Hepsi işte. Hepsi sendi de hiçbiri sen değil. Bunu çözebilen biri var mı ya? Bu Yaşar abinin. Ya çözdü. Harun Bey çözdü. Biz çözdük. Harun çözdü mü? Hepsi bende hiçbiri ben değildi. Ya şöyle bir şey bizde de var. O şizofrenik bir yapımız var. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani. Ay. Ya ben yani var ama hepimizde yani o çok kişilik yok mu? Çoğul kişilik bozukluğu. Aha. Yani sosyetif. Evet o yüzden o söylediğin cevabı ben öyle evet yani içimde dedim. Evet kraliçe de var, prenses de var, kız çocuğu da var, kadın da var. Yeri geldi mi kro bir kadın da var. Ya yani bir sürü şey var. Hangisini seviyorsun? Hepsini. Hepsini. Hiç ben kro ayırdım. Kadını merak ettim. Gösteririm onu. Senin eve geldiğimde göstereyim bak orada. Çok evde iyi. Özel. Evde gösteriyorsunuz evet. Böyle. Evet. Eve çekime gidiyorum. Evrim Akın'la ev kuşu. Bir şey... Reklam geçiyorum arada. Eşli geç, Show TV'de. Evet, cumartesi, pazar. Cumartesi, pazar. 14. Efendime söyleyeyim. Yetmiyor, gece yarıları da şeyleri var, tekrarları var. Eğer izlemek isterseniz hani bizim programdan çıktığınız vakit gidip evde tekrar... Henüz yok. Bunu... Ya Harun Kolçak'a soracağım o zaman sıradaki soruları. Gençlerin sizin için merak ettiği şey var. Mesut abi ne yaptın o dükkan işini? Emre Allah cezam versin. Ne? Harun Kolçak dansı diye bir algı oluştu mu sence? Yok ben dans etmeyi bilmiyorum. Yani dans etmeyi bilmememden kaynaklanan garip hareketler oluştu. Yani müzisyen olduğum için enstrüman elden gidince özellikle Gir Kanıma klibinde rahmetli Samim Değer ben ne yapacağım dedim.
Zaten şöyle birkaç metrekare bir yere koymuştu beni rahmetli. İşte yap bir şeyler dedi. Yani o enstrüman gidince incir yaprağı falan arıyorsun. Yani kendini çıplak hissediyorsun. Çıplak hissettin. Bilmiyorum, ben dans etmeyi bilen bir adam değilim. Abi senin dansından çok da beter bir dansla adam Gangnam Style diye bir şey çıkarttı. Hani 1,5 milyar falan sattı. Yani. Ama o yani o parçayla o yani melodiyle özdeşleşen bir davranışlar var. Seninkisi de o dönemde benim için çok özür dilerim. Özdeşleşmiş bir şeydi yani. Ya kült bir klip oldu onu biliyorum ama yani dans bilmememden kaynaklanıyor. Ben bilmiyorum dans etmeyi. Zaman içerisinde öğrendiniz mi? Yok, hiç öyle kaygılarım olmadı. Ya dur, bu taraf eksiktir dediğin herhangi bir şeyin var mı? Onu tamamlayayım. Şu tarafım eksik dediğin. Müzik olarak mı? Müzikal, insan. Ya insan öğrendikçe, ufku açıldıkça ne kadar çok şey bilmediğini zaten idrak ediyor, onun farkına varıyor. Devamlı ben okuyan, öğrenen, araştıran bir yapım var zaten. Tam da bu noktada devam edelim. Reenkarnasyonla bir süre bayağı bir anıldınız. Reenkarni olmaya inanıyor musunuz? Ya bir önceki hayatta neydiniz ve bir sonra ne olmayı düşünüyorsunuz? Bu konuları 90'lı yıllarda çok konuştum ve artık konuşmak istemiyorum. Artık yani hani yeni bir ufuk yok mu ilerisi için? Tamam, geçmişte ne olduğunuzu biliyoruz. Yani özellikle annemin vefatından sonra, ölümden sonra hayatı çok sorguladım, çok araştırdım ama bir türlü işin içinden çıkamayıp kapattım o konuyu. 90'larda kapanmış oldu. Evet. Peki vejetaryenlik bitti mi? Tedavi gördüm. Et yemeye başladın mı? O ne ya? Tedavi gördüm diyor. Yok, denedim son ama. 20 kilo bonfile indirmiş adam rahatlıyor. Ya şey, yok denedim. Yok, bedenim kabul etmiyor. Yok, vejetaryenim. Yani laktoz. Vegan değilsin ama değil mi? Yok, veganları hatta biraz yobaz buluyorum. Biraz tutucu buluyorum yani. Çok sert çünkü. Evet, vegan çok sertler. Yok, vegan değilim. Lakto vejetaryenim ben. Yani süt ürünleri tüketiyorum. Ha, yani. Mesela her akşam muhakkak yarım kase, şöyle baba kase yoğurt yemeden yatmam yani. Güzel, uykuya yarar olduğu söylenir. Bir de o uyurken vücudumu onun temizlediğine çok inanıyorum. O... Böyle bir bakımlı bir kokoş halin var mıdır? Evrime benzer misin biraz? Oh. Yok. Sen ben çok... Kokoşta kadın ben... vardı, kabul ettin demin. Yok, var çok var. Pasaklıyım ben ya. Hiç öyle göstermiyorsunuz. Yani zaten. Pasaklı derken pislik anlamında demiyorum. Yani şey, mesela buraya gelirken işte hani... Tamam, şapkam yeni, Paris'ten geldi, evet onun havasını attım ama ya yani onu giyeceğimi düşün, ne yaparım, ha, o ceketi giyerim. Ondan sonra işte onun altına daha geçen gün Mas'taki işte konserde giydiğim çizmeleri giyerim. Tamam, giyindim geldim mesela. Harikaymış, bana gösterdiğin özen için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama hoş giyin. Yani ne yaptın mesela? Tamam, Paris'te vurdum. Şapkayla vurdum. Ağzımdan az kalsın kötü bir laf çıkıyordu. Yok, şapkayla vurdum bizi. Ya bir geçti mi? Böyle sık sık gülme krizine şey yapar mısın? Ya ikimiz yan yana gelince demin yakalandık. Ya siz gülmek. Aranızda ne konuşuyorsunuz? O da enteresan. Ya ikimiz de futbol gabisiyiz. Yani anlamıyoruz ya. Anlamıyoruz. Siz oradan yayınlıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ben Yaşar Bey çok tatlı, çok sevdim bir kere her şeyden önce. Evet, kendiyle barışık. Ama anlattıklarınızın belki %30'unu ben hiç anlamam. Gol abi. Yani o kadar gol. İşte. Ya golün ne olduğunu biliyorum. Ben yani biliyorum. 8'de bütün dünya dillerinde. Yani tabii ben Yaşar Bey'i duymuştum ama yani ben tabii konuk konusunda çok titiz olduğum için zaten onu söylediler. Uuu dedim, tamam but güldüm. Ondan sonra... Ben müzikle ilgili bir anımı anlatayım. Lütfen anlatsana. Sizlerle yani ben takipçisiyim, yani müzik evrensel bir şey. Şimdi askerim, İstanbul'a geldim 81 yılında. Bir bayanla tanıştım. Abi bayan Türkçe dinlemiyor. Caz dinliyor, işte yabancı müzik dinliyor. Bir 5 ay abi Çaykovski'yi dinliyor, Beethoven'ı dinliyor falan. Ben Ankaralıyım. Antep'te geliştim biraz. Çok geldim. Türkü bilirim. Pop vardı işte o zaman, pop. Değil mi? Pop olarak. Sanat müziği. Ya abi, İnanamadım ya. Şimdi kadın söndürüyor böyle ışıkları falan evde. Mumu yakıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum tabii. İngilizce de yok bende o zaman. Çaykovski İngilizce yapmıyordu zaten. Ya şimdi yabancı müzik de var. Onları da şaka dinliyorum. Ya daha evrensel bir insanla anlaşıyorsunuz. Geleceğim, oraya da geleceğim. Ben de bir gün inat yaptım kendime, hırs yaptım. Aldım. Rahmetli Nükhet Ruhacan'a götürdüm. Selami Çeşme'deki
bir yer vardı. Çok güzel bir restoran gibi. Bir. Belki de o zaman ben çalıyordum bas. Belki orada basaydın sen. En ön masa, ön masa yaptım. Böyle ateşler falan çıkan bir yerde. İsmini biraz sonra söylerim o mekanı. Aa, böyle kadın bir söylüyorum. Aa, falan böyle ağzı açık falan. Allah'ım ya Rabbim. Evet onun öyle bir rahmetlinin öyle bir tarzı vardı. Bu. Dinledim. Aradan 2-3 ay sonra da benim beraber olduğum kişi bu sefer Türkçeyi öğrenmeye çalıştı. Ben ona böyle yaklaşınca hoşuna gitti. O da benden Türkçe müzikler dinlemeye falan. Yani ben rahmetli Aysel Gürel'in çok evine gittim geldim. Eyvallah. Kızlarını falan da tanırım. Allah rahmet eylesin. Yani böyle bir anım var. Ne oldu abi? Sonradan, oldu sonradan ben bu saydığınız Mozart'ın falan Beethoven'ın nerede doğduğunu falan da öğrenmeye çalıştım kitaplardan, müzikten, oradan buradan. Öyle bir kadınla ilişkim uzadı. Bu enteresan bir şeymiş. Yani içinizdeki müzik sevgisini, hanımefendiye mi borçluyuz? O da bana borçlu. Tamam. Türkçe müziği de o bana borçlu. Lady Gaga'ydı diye bitiriyormuş. Horş kapak. Al sana kapağı. Ben o zaman önde, kalkar giderim. Önde gidiyor. Şuraya atarım kendimi. Hadi bakalım. Peki Yaşar abi biraz daha devam edelim. Şunu da merak ediyorum. Kendini savunurken en çok kullandığın cümle nedir o yıllarda? Defansı görmüyor musunuz ya? Evet. Ben bak futbolda hiç anlamam ama hani sustum. Yuttum. Şu ana kadar defansın hatası diyordur herhalde diye düşündüm. Muhtemelen öyle değil mi yani? İleri tabii. İleri ucun değil de defansın hatası. Kötü müydü o senelerde defans abi? Ya çok değişti yani bizim. Şaka bir yana Türk futbolunu şu anda nasıl buluyorsun? Bir, Fenerbahçe şampiyon olacak mı ki? Hani yarı yarıya artık Fener B'ye kadar geldik. Beşiktaş ikinci olur mu abi? Bunların hepsini bir öğreneyim senden de. Şimdi Fenerbahçe %90 oldu. Oldu. Yani bir beraberle şampiyon oluyor. Beşiktaş Galatasaray'la çekişiyor şu anda. Puan farkı var. Kaybetmedikleri 4 maçı Beşiktaş ikinci bitirir. İkinci kaybederse bitirir. Galatasaray. O da kazanırsa 4'ünü. En basit şeyle böyle. Milli takımda da Sayın Fatih Hocamız bugün kabul edelim yani. Gelmiş geçmiş en büyük efsane hocalarımızdan birisi. Bir yapılanma yapacağını da tahmin ediyorum. Çünkü alt kademelere kadar inen bir hocamız. Yabancı sayısında ben milli takımı düşünerek değil ama diğer kulüpleri düşünerek serbest kalmasından yanayım. Yani yabancı sayısının. Gelsin kim gelsin. Niye özgürlüğünü kısıtlayalım ki insanların? Ya kısıtlamayalım da abi şey yok yani. Hani adam bir Galatasaray sayıyor, Türk yok. Ya oynasın, Türk oynasın. İyi oynasın, gelmesin öbürleri. Yani yetişmiyor mu ya bizden mantık artık? Bu benim düz anladım mantığım. Yani yetişmiyor ama yetişiyor da bir sürü de milli takımda oynayamıyor onlar. Türkler oynayacak. Türk futbolcusu oynayacak. Ha hoca oradan baksın diyorsun. Tabii. Mancini'ye gelelim ya. Mancini'yi nasıl buldun abi? Kukuraz. Ya valla o gitmek için çaba sarf ediyor galiba. Yani böyle hani bir tatlı bir çabası. Evet. Kalmak için değil de gitmek için. Vardır değil mi öyle adamlar yani Türkiye'den böyle. Yani ya, bir an önce gideyim. Belki Türk mutfağı hoşuna gitmez. Şimdi, şey tabii ki kariyerli bir insan. Mancini ya. Hem oynadınız mı onunla bilmiyorum. Yani hiç karşı karşıya oynama şansınız oldu mu? Onun dönemindeki oyuncularla oynadım ben. İtalya milli takımıyla 2 defa maç yaptık. Eyvallah. Bir burada. Skor nedir abi? Burada 2-0. 2-1 mi? 2-0 mı? Neydi? Johnson Yaşar abi ya. Gerçekten. İkisi de sana mı ait şeylerin, eserlerin? Ya benim dublörüm olmadı. Benim ikizim de yok. Hep ben yani. Dünyanın en güzel adamıyla tanıştım bugün. Hakikaten bambaşka bir şey. Yani onun için tribünleri bırakmıştım. Ve hiç pişman değilim. Böyle bir adam için sadece tribünleri değil bir sürü şey bırakabilirim. Tribünde bana anonsu söyleyeyim mi size? Söyler misin? İtalyanca. İtalyanca. Harun Bey. Buyurun. Hani La Chantami Cantare şarkısı vardı. Vardı abi. Onu ben şimdi onlar bana söylüyordu. Yaşar tabii kurtarır. Yaşar tabii kurtarır. Bunu İtalyanlar mı söylüyordu? Hayır. Bunu Toto Cutugno şarkı olarak söylüyordu. Tamam onu bizim biliyorum. Türkler de tribünden bunu bana Türkçe olarak söylüyorlardı. Bu peki hani şey bir iltifat mıydı? İltifat. Ha eyvallah. Melodisiyle yani. Yaşar da bir kurtarır. Evet. Uydu değil mi şey? Tabii La Chantami Cantare. İtalyan opero. Onu söylemiyorlardı tabii. İtalyan opero'ya girmiyoruz. Orada skor var çünkü. Tabii. Bir şey söyleyeceğim.
Düet, yeni albümde düet var galiba. Var. Kimle? Niran İmsal'la. Ne yapıyorsun? Zamanında başka bir arkadaşla yaptığımız Elimde Değil diye bir parça var. Onu yapıyoruz Niran'la. Düetleri seviyorsun ama yani ya da düete sesin yakışıyor mu bilmiyorum. Ya çok Türkiye'de ilginç sanırım, ve değişik seslerle yaptın sen düet. Sanırım Türkiye'de zaten ilk düetli patlatan adam. Aşkın Nur Yengi'dir değil mi? Doğru mudur? Öyle mi? Evet. Doğru hatırlıyorum. Evet. Aşkın da ondan sonra Deniz'le yani çok sıkı düetlere imza atmış. Böyle hiç böyle hedefinde var mıdır? Ya şunla da bir düet yapsam. Yerli yabancı. Vardı, rahmetli oldu. Müslüm Bey ile çok yapmak istiyordum. Müslüm Gürses'le. Çok istiyordum. Çok güzel olurdu. Çok avantgard bir insandı Müslüm Gürses. hatta beste de hazırdı. Bir kadını paylaşamayan iki erkeğin şeyi hikayesiydi. Ama olmadı. Yani. Yeni albümde sürprizlerin altını çiziyorsun. Neler var sürpriz? Ya biraz ya daha çok ben... Çok saçma yani, yani sürpriz olmak yani saçma ama. Sürpriz tabii. Şey, ben zaten rock müzisyeniyim, rock dinliyorum ama... beni dinleyen, benimseyen kitleyi de tabii ki muhakkak fazla da sert bir müzikle şoklamamak adına post-rock denen, yani rock müziğin de her tür müziğin gibi alt türleri var. Post-rock denen bir tarz var. Post-rock bir albüm oluyor yani. Öyle. Biraz yani yine şaşıracaksın. Evrim, siz şarkı söylemek öyle bir fikir geçti mi aklınızdan? Çok mersi. İstemezsiniz. Yok. Ya şey verse, 1 milyon versek? Bir düşünürüm ama. 10 milyon. Çok zor iş bir kere şarkı 100. söylemek. Hani bize herkes, söylüyorlar da. Keşke herkes senin gibi düşünse ya. Ay, dünyanın en zor şeyi bir kere komedi yapmak kadar zor diye. Aa, çok enteresan oldu. Keşke herkes sizin gibi düşünse derken sizin orada link açtınız bir yerlere doğru. Doğru. Tam olarak adresi de verirseniz biz mutlu olalım. Manşe çıkartın. Ya herkes şarkı söylesin de herkes albüm yapmasın yani. Herkes albümyapmasın.com sitesinden sizi izleyebilir. Ve herhalde bu siteyi yani açarsınız. Yani günümüzün teknolojik koşulları artık o kadar ileri ki. Yani herkes şarkı söyleyebiliyor. Ama söylerken. Aynı kişiyi sahnede gördüğün zaman bir bakıyorsun ki vokalistler şarkı söylüyor, söyleyemiyor. Bu detone, sürtone falan bunları öğretiyorlar mı daha sonradan müziğe girenlere? Yani işin üzerinde fazla durmuyorlar, ciddiye almıyorlar açıkçası. Fena bir şey. Çok. Herkesin işini ciddiye alması lazım. Özellikle yemek yediği, yani ekmek yediği işi. Evde kaldın mı sen? Evde kaldım mı ben? Evde kaldın mı? Ne demek o yani? Bir programda yani söylemişsiniz. Ben evde kaldım, ben evde kaldım, ben evde kaldım. Üç kere mi tekrar etmişim? Üç kere tekrar değilse evde kalıyorsun zaten. Boş ol, boş ol, boş ol. Salak mıymışım ben? Ne demiş böyle? Niye öyle çekim sırasında? Allah Allah. Niye ben evde kaldım, ben evde kaldım, ben evde kaldım. Ben evde kaldım, ben evde kaldım, ben evde kaldım. Üç kere. Evet. Sizin ettirler de pek tatlıymış. Evde kalmaktan korkunuz falan var mı Evrim? Yok ayol. Evrim, şimdi... ben sana niye böyle Fransız gibi davranıyorum? Beni? O benim asaletimden tatlım. O ondan mı kaynaklanıyor? Mireille Mathieu durumu da var da onunla. Var evet, biraz değil mi? Oraya bağladım sanki. Öyle bir şeyimiz yok değil mi? Ya altını çiziyoruz ama... Ya hayır, kendimle dalga geçiyorum. Şimdi evine gittiğim bazı ünlüler işte yeni evli oluyor veya uzun yıllardır işte Latif Doğan gibi, Sedat gibi veya işte kim vardı başka? Metin. Nasıl seçiyorsun evine gidecek şeyi? Vallahi ben arkadaşlarımı önce seçtim. Sağ olsunlar. İlk İnci Türkay'la başladım. Sonra Armağan Çağlayan. Bayağı bir kitle varmış sende canım, onu anladık. Bayağı. Zeylan da arkadaşım, sağ olsun açtılar. Sonra da işte bizim zaten C yapımın konu koordinatörlerimiz, yapım grubumuz hep birlikte karar veriyoruz. Şuna mı gitsek, buna mı gitsek diye. Öyle. Suavi sizde mi hala? Suavi Bey bizim bey diyelim lütfen. Kendisi Suavi ya. Ya Suavi, Suavi. Benim Suavi arkadaşım. Genel müdürümüz evet. Şey kardeşim yapım bile hatta. Canım, güzel canım. Ya Suavi iyi adamdır. İyi de bilir bu işleri. Peki. Meraklı mısındır mesela böyle arkadaşların evine gittiğinde orayı buraya karıştırmaya? Ben gitmiyorum ki kimsenin evine aslında. İşte değil mi? Evdeydim hep. Program vesilesiyle tamam, şu an evden çıkıyorum. Artık. Meraklı mısın yani böyle şunu da açayım bunu da açayım bilmem ne falan filan. Yok, ben elbiseleri, en çok sahne elbiseleri. Sahne kostümlerini merak ediyorum. Mesela erkek şarkıcıların da öyle. Kadın... Var değil mi onların böyle bildiğin kostüm şeyleri? İnanamazsın. O Ferman Toprağ'ın dolabını görmeniz lazım. Bu hafta herhalde yayına gireceğiz. Pullu payetli. Pullu payetli Ferman Toprak ne yaptın adam? Yemin ediyorum o parfümleri ve erkek solistlerin ben kadınlardan daha süslü olduğunu gördüm bu programda. Bu... Bayağı süslüler. Yani hani bakım, yani o cilt temizleme bir işte kendi vücutlarına bakımları, kremleri. Yok işte dirseğimin kremi, yok elimin kremi. Hadi canım. Tabii hepsi erkeklerde daha fazla. Ferman Toprak'ta var mı bu?
Ferman. Ay hemen Ferman Toprak şey yapmasın valla gebertir. Ne bileyim oraya bir şey açınca biz de hani Ferman üzerinden aklına hepsi, başladık. Hepsi erkek bütün. Peki hiç pasaklı bir ünlümüz oldu mu? Ya ama ne kadar pasaklıymış dediğin. Söyleyemem. Anladım. Var. Varmış. Bayağı ciddi bir şey. Sonra maç söyleyeyim. Var erken çıkmalıyız. Öyle mi kimin? Türkiye İngiltere. Peki devam edelim. Senin evine gelsek nasıl bir manzarayla karşılaşabiliriz? Ay. Ya benim iki köpeğim var, onunla karşılaşırsınız en başta. Ne yapıyorlar? Selamünaleyküm, hoş geldin. Evrim Hanım içeride. Önce biz mi kırtlayalım yoksa kendisine mi bırakırız? Öyle mi karşılıyorlar? Cinsleri ne? Golden. Ay, ya Golden'lar ne olacak? Onlar çok misafirperver. Onlar şöyle yani. Buyurun. Evet. Terlik veriyor bizimkiler. Terlik veriyor. Öyle tatlı. Bayağı iyi yetiştirmişsin. Çok. Terbiyeli çok çocuklar bunlar. Çok terbiyeli çocuklar. Peki inşallah. Defne Joy sunuyordu rahmetli Allah Tat Kapı'yı. Allah rahmet eylesin. İzlemiş miydin hiç onun formatını? Denk gelmiştim çok eskiden. Güzeldi değil mi o da ya? Ya tabii o onun keyifli. Bambaşkaydı. Benimki daha farklı aslında. Aha. Yani konsept aynı ama yorum farkı işte. Hani nasıl şarkıcılarda aynı yorum öyle. Bambaşkadır. Bizde o var sadece. Allah rahmet eylesin. Gani gani mekan cennet Amin. Olsun. Amin. Tabii yani onun birçok... Ya bir de benim tesadüf. Bugün de onu konuşuyorduk. Uzman Av'ın da yeni versiyonunu ben sundum. Öyle böyle bir tesadüf. Allah sana uzun ömür versin Amin. Diyelim Amin. Ve öyle devam edelim. Hiçbir evden kovulduğun oldu mu? Hiçbir evden. Kovulduğun oldu mu? Arkadaşların evi falan. Hayır. Ya evrim bir çek git falan dedin. Dedikleri. Ha yok. Gitmiyorum ki. Gitmiyorsun. Ya ısrarla yürüyorsun o kanaldan, anlamıyorum. Gitmiyorum. Vardır diyorum. Mutlaka gittiğin bir ev ya. Var. Ha. O da kovamaz. Çılgınsın ya. Şunu söyletebilmek için 7 soru sordum. Ve sonunda o da kovamaz dedi. Peki bir şey söylüyorum. Her gittiğin evden bir şey alır mısın? Mesela Çoringen. Tırnak. Tırnak diyelim. Tırnak. Hacı diyebiliriz. Hacılamak. Sen de lisanlı. Var mıdır öyle? Aa çok hakimdir. Metinden şimdi... yapma Harun, yapma gelmesin. Ay sağdan soldan geliyorsunuz. Hemen açıklayayım. Aslında bir şey çalmıyorum, bir şey yürütmüyorum. Sağ olsunlar, kendileri hediye veriyorlar bana. Ha yok yani hani klep. Benden hatıra kalsın diyorlar. Benden sana hatıra kalsın dediğin şey var. O bayağı bir ciddi bir dönem sonra. Ay gene Ferman diyeceğim. Fermanla açtım, Fermanla kapatıyorum programı. Niyeyse. Yok ki. Hayır estağfurullah. Dünya hayret kardeşim. Bana değil bir tek bütün ekibe ne hediyeler verdi? Ey örnek olsun diğer sanatçı arkadaşlara. Bazılarına örnek olsunlar. Peki gayet güzel. Harun'un evine gitmeyi düşünüyor musun? Gideceğim. Kendini kaybedersin içerisinde. Vallahi bilmiyorum. Gerçi küçülmüşsün anladığım kadarıyla yani. Daha minimalist bir ev. Yoksa eskiden böyle bağ bahçe filandı yani. Öyleydi. Öyle bir şeydi. Şimdi daha farklı ama yine giren her zamanki evime girenlere söylediklerin aynı şeyini söylüyorlar. Vardır tarzını koyarsın. Harun bu evde bir huzur var. Ama senin yani öyle bir huzurun vardır yani. Hı. Gerçekten seni tanıyanlar ve sevenler bilirler bunu. Harun mutlu musun Türk popunun ya da... Türkçe sözlü hafif müziğin geldiği noktadan mutlu musun şu anda? Makul mü? Yok beğenmiyorum. Yani pop müzik olarak zaten kendim onun için rock diye ayırmaya başladım. Çünkü son zamanlarda iyicene uyumsuzlaştım. Çünkü müziği bilerek yapıyorum. Yanlışları duyuyorum. Armonizasyonda, müziğin matematiğinde yanlış olduğu zaman zıplıyorum oturduğum yerden. Yani son zamanlarda zaten dinlemiyorum açık söyleyeyim. Ama hani vay hiç be. Hiç hoşuna giden biri yok? Yok. Sıla hoşuma gidiyor. O biraz fazla ağlıyor ama. Halil Sezai var ya değil ay mi? Ay yok. Ay yok diyor. Yok yani kusura bakmasın. Halil Sezai biraz daha ağır kalıyor falan ama yani sonuçta yoksa yoktur ya. Yok yani ben bir müzik adamı olarak. Yani ben bir müzik adamı olarak ve dobra bir adam olarak tamam, söylüyorum. Biliyorum. Dinleyemiyorum kusura bakmasınlar. Peki. Yaşar abi size döndük. Şu anda futbol oynasanız yine Fenerbahçe'de oynar mıydınız? Seve seve. Vallahi. Tabii. Şimdi ya bizim tanınmamızda Fenerbahçe'nin etiketi çok büyük. Hı hı. O etiketi biz Fenerbahçe'de tattık, orada gördük. Hı hı. Peki kalecilikte boyun mu önemi vardır yoksa işlevi mi? Fizik çok önemli. İlk fiziktir kalecilikte. Hı hı. Kollarının uzunluğu, boyunun uzunluğu, sıçrama yeteneği. Yani şimdi şöyle basketbolda hani kısa pivotlar da var bilmem ne. Gerçekten hani kısa boylu adam ama üçlük atınca çakıyor. Bilmem ne. Kalede yani kısa boylu bir kaleciye ben hiç denk gelmedim. Yani ama yani onda bir şey var mıdır? Yani, Avrupa'da da var.
normal diyelim, normal boy, yani kısa demeyelim ama normal boy. Yani uzun olmayan kaleciler ama sıçrama yeteneği fevkaladedir. Timingi çok iyidir. O tip bunları izliyorsun değil mi? Yani şimdi kalecilere yani bakıyorsun. Şu anda imkanlar da çoğaldı tabii, televizyon kanallarındaki maçları izleme imkanları. Elimizden işimiz o. Yani biz bir kapanırız, bazen 10 saat video izleriz. Maçları izleriz. Böyle pes mes falan oyunlar var mı abi? Oynar mısın öyle şeyi? Ben yapmıyorum da oynayan oyuncular yapıyor. Çok zor da kale male olmasın, gözünü seveyim ya. Kurban olurum sana. Peki abi, sonuç itibariyle son sorum şu. Kötü kaleci yediği golden, iyi kaleci kurtardığı penaltıdan anlaşılıyorsa. Şimdi bak, kötü kaleci yediği golden, iyi kaleci kurtardığı penaltıdan. Sende bunlar hakikaten çok şey. Çok dengeli. Tam olarak bizim devreler karıştı. Tam olarak Yaşar'ı nasıl almamız gerekiyor? Tam olarak Yaşar'ı nasıl almamız gerekiyor? Ha. Yani öyle rüzgar gibi geçti olmasın. Sana yemin ediyorum kendi adıma asla. Evet. Bir fırtınasın ve her zaman içimizde. Çok uzun oynadım. Yani bir dönem ben milli takıma her çağrışımda bıktılar gibi, yani benden bıktılar, öyle bıraktım ben, yoksa daha oynardım. Fiziğim müsaitti. Bakımlıydım, futbol olarak bakımlıydım. Oynardım daha. Hala 4. da abi 10 numara yani, adam yani şey, şapka makka falan şekil. Bırakmak zorunda kaldım yani. Anladım. Çapkınlık var mıydı abi futbol? Oluyordu, oluyordu. Oluyordu. Helal. Cazmaz bir şey yapıyorduk yani. Helal olsun dedim ya, bunu söylemek. Olmaz olur mu ya? Oluyor. Üç şey konuşuyorduk dedim. Evet. Dedi dedi. Ve ilki kadındı. Yalnız bir futbolcu şunu yapmamalı. Yani bir gecede bu üçü bir arada olan bir şey var yani, çay gibi, kahve gibi. Onu yapmayacak. Yani hem uykusuz kalıyor, hem alkol sokuyor hayatına. Bir de affedersiniz ilişki. 81 şey. Bu üçü bir arada olursa olmaz. Ama uykusunu muhakkak almalı. Bir futbol ustasından hakikaten öneriler biliyoruz. Biz de zaman zaman Latife yapıyorum. Dilerim alınmıyorsundur. Hakikaten bana çok sempatik geliyorsun. Ben seni bugün gıyaben tanıyordum. Bugün yakinen tanıdım. Ben de çok mutlu oldum. Sen benim canım abimsin. Daha çay gelir misin vallahi? Bir, gelirim. Yani şöyle güzel bir hafta. Orada bir arkadaşım var. Mete isminde. Eyvallah. Yeni yerleşti. Davet de ediyor. Abi ya, minik de bir çim sahamız var. Kendi aramızda oynuyoruz. Gelirim ya, söz. Üç kişi. Tamam. Canımsın sen benim ya. Yaşar abiye çok teşekkür ediyoruz. Çift sıfırdan bu yana konuşuyoruz ve galiba sıra manşetlere geldi. Verelim bakalım neler konuştuk, neler söyledik. Müziğe hazırız değil mi? Ege hazır mısın yavrum? Orada kaldın. Bak sen önemli bir adam olacaksın ileride. Eyvallah. Sen bakma öyle sahih tesisattır bilmem ne falandır. Biz senin önündeki tesisata bakarız. Yani şu anda da gayet orada bir gitar görüyoruz. Gayet güzel bir şey var, alet var. Devam ediyoruz. Nedir? Manşetleri alalım efendim. Harun'a söyleyeceğim. O restoran... Nefret ama. Biz bu akşam hakikaten saygıdeğer usta, büyük usta Yaşar Duran'ı ağırladık. Kaleci Yaşar olarak da biliniyor kendisi. Hep Yaşar abi arkasından konuşurdum. Ya ben biliyordum ki beni izledin. Çünkü buraya gelen her futbolcu da Yaşar abiyle ya kardeş ya abi olduğu için biliyorlardı onu da seyrettiğini. 83 senesinde tribüne gitmeyi bıraktım. Yaşar abi sayesindedir ve gurur duyuyorum. İyi ki de bırakmışım. Böyle bir adamı tanımama galiba o bırakma neden oldu. Ben çok mutlu oldum. Yaşar abi dedi ki bu akşam, K Yaşar derler bana. K Yaşar derler bana. Bunun buradaki K'nın iki anlamı var. Küçük ve kaleci. Kova mı? Hayır, kova demek değil. Burcum kova mı? Hayır, kova değil. İkizler burcuyum. Gol yemeyen kaleci yedek kalecidir. Benim İngiltere'ye ömür boyu girme imkanım var. Vizem var. Hem de davetiye iki kişilik. Bir de Mesut'cum, insan yediğini unutur mu? diyerek bitirdi geceyi. Devam ediyoruz. Sevgili Evrim Akınar'ı bu akşam konuk ettik. Saçım doğuştan siyah, ben doğuştan ev kuşuyum. Evden çıkan bir insan değildim. Şimdi kendi evimden çıkıp başkasının evine gidiyorum. Neyse, sorular bittiyse eğer ya da siz devam edin isterseniz Mesut'cum. Bizim Harun'la konuşacaklarımız var. Hiçbir şey karşılıksız değildir diyerek de bağladı geceyi. Devam ediyoruz. Sevgili Harun Kolçak konuğumuzdu. Bu akşam yeni imajı, yeni albümü ne zaman çıkıyor abi tam? Mayıs. Mayıs, bir şey kalmadı hemen bu ayın sonunda. Cihangir'e taşındım. Ege her eve lazım bir yetenek. Ege derken klavyemizdeki Ege'den bahsediyoruz. Hocalarından çok şey öğrendim. Artık bunları başkalarına aktarma vakti geldi. Saç rengimde doğala dönmeye çalışıyorum artık. Dökülme olayı falan biliyorsunuz işte. Kafa aksesuarlarını bu aralar çok seviyorum. Evrim beni öptü.
Nerede öptü? Kuliste öptü. Nasıl öptü? Bunu bilmiyoruz. Bunu asla bilemeyeceğiz. Bu iki kişinin arasında bir uzun muamma olarak kalacak. Biz yarın akşam Sayın Peker Açıkhanlı ağırlayacağız burada. Sayın Haldun Boysan'ı ağırlayacağız. Sayın Mehtap Bayrı bizimle birlikte olacak. Sayın Gözde Mukabelat kim olduğunu söyleyelim. Küçük Gelin dizisinin o efsane gelini, Küçük Gelin'i, başroldeki kız çocuğu. Ve galiba daha büyük bir efsane, müzikte de sıkı bir efsane. Kardeş Türküler grubu bizimle birlikte yarın performanslı olacak. Yarın burayı nasıl ağırlayacağız? Çok kalabalık. Bugün o yüzden 3 kişi bıraktık ki yarın 23 kişiyi koyalım diye. Vallahi çok pek kalabalık. Alıştırmayalım diye. Harun, son sözü sen söyleyeceksin. Yaşar abi, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Diyorum, anlatılmamış iki anınız var, onu anlattıracağım size bir dahaki gelişinize. İnşallah, peki. Ne zaman gelirsin? Davetinize bağlı. Sen deli misin? Biz her akşam gelsen burada otursan yeter bize, ne olacak? Yaşar abi, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Evrim, şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bize de bekliyoruz. Geleceğim Datça'ya. Anladım onu. Öyle pilavları milavları yapmam ama. Yapma. Bildiğin sen diyete yap. Vuracaksın kendini. Tatil yapacağız Datça. Oo, eyvallah. Bu arada peki. Yazlık da versiyon düşünüyoruz. Başlıyor mu yazlık? Evrim Akın'la yaz kuşu. Başlıyor. Harikulade. Ve birçok sanatçıdan da yazlık sözü aldık. E güzel, tam da mevsimi. Hem tatil yapacağım hem çalışacağım. Yürü be, kim tutar seni? Gayet keyifli. Dizimizi var mı? Dizi, sinema şu sıralarda. Sinema projemiz de var, görüşüyoruz. O iyi. Galiba ona da imza atacağım. Müthiş. Ama dizi şu ara istemiyorum. Yani yeni sezona kadar sakin kalayım diyorum. Anladım. Bahtın ve reytingin açık olsun. Amin, çok teşekkür hepimiz. Ediyorum. Ben teşekkür için. Ederim. Harun Kolçak, Mayıs'ta çıkıyor albümümüz. İsmi evet. Belli oldu mu? Yok, daha belli değil. Yok, daha belli değil isimli albümüyle. Mayıs'ta bizim de olacak. A1 şarkısı da yok olacak. Belli olduğu zaman yine bekliyoruz. İnşallah. Mesut her zaman büyük keyif ala geliyorum. Canımsın. Aynı şekilde aynı keyfi ben de alıyorum. Sevgili Ege, çok mutlu oldum seni tanıdığıma. Bir gün seni bağımsız olarak burada ağırlayacağız diye düşünüyorum ben inşallah. Burada Laf Çok Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Yarın akşam yine Çift Sıfır'da karşınızdayız. Hemen peşinden de Harun Kolçak performansı geliyor canlı. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber bültenine karşınızdayız. Yapmayın mağdurum. Dün akşam katıldığı Burada Laf Çok programında yaptığı açıklamada Hazal Kaya, magazine kızıyorum, yapmayın. Geçen gece oradaydı, geçen gece buradaydı diyorsunuz. Ben hiç orada olmuyorum, evde oturup haber okuyorum. Lütfen yapmayın, mağdurum dedi. Haberimizle ilgili VTR'mizi izliyoruz. Sıkılıyor musun magazin haberlerinden? Çok hakkında haber çıkıyor. Evet, çok sıkılıyorum. Söyleyebilirsin burada mesela. Çok mutsuz oluyorum, çok sıkılıyorum. Yapmayın diyebilirsin. Evet, yapmayın ya. Yapmayın, yalvarırım yapmayın. Ne olur. Yapmayın, sürekli çünkü... Hani evde oturup haber okuyorum. Geçen gece buradaydı, geçen gece şuradaydı diye. Peki geçen gece orada mıydın gerçekten? Yani hiç değildim. Yani genelde olmuyorum daha doğrusu. Ve evet, mutsuz, mağdurum yani bu durumda. Yasada bir Hazal Kaya daha var, dolaşıyor ortalıkta. Vallahi beni de orada, burada, şurada diye yazsınlar diyorum ama yazmıyorlar. Sen neredesin? Geleyim bir selam vereyim. Belki birlikte yazarlar ha. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber bülteninin sonuna geldik. Biz yarın akşam da CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber bülteniyle karşınızda olacağız. İyi geceler. Fırtınalar kopar.
Yanmış bir volkan gibiyim, hazırım alevlenmeye. Gel içimdeki ateşi yak, savrulayım göklere. Biraz küllü biraz duman olup sevişeyim sevginle. Yağmurlar söndürmesin, yansın dünya benimle. Gel içimdeki ateşi yak, cehennemden kurtulayım. Sana sarılıp seninle yok olup güneş gibi yeniden doğayım. Hali ruhuma sar beni, çal fikrimi deli et beni. Fırtınalar kopar içimde, unuttur bana kendimi, unuttur bana kendimi. Hadi gir ruhuma sar beni, çal fikrimi deli et beni. Fırtınalar kopar içimde, Merhaba. Çin'de İngilizce konuşanların sayısı Amerika'dan daha fazladır. Bir şeyler vardı lakin bilmem ne işte.
geçti. Sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam. Olmayacaktı o ya. Sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam, sensiz olmam. Very superstitious, lying on the wall. Very superstitious. To fall. 13 months, no baby. Broken looking glass. 7 years of bad luck. Good thing in the past. When you believe in things that you don't. Bir arkadaşımın başına geldi. Arkadaşım o gece evde yalnız kalacaktı. Arkadaşlarını çağırdı. Hep birlikte film izlediler. Sonra bilgisayar oyunu oynadılar. Ama çok sıkılmışlardı. İçlerinden biri ruh çağıralım mı dedi. Bu herkes için eğlenceli bir fikirdi. Hep birlikte ruh çağırmaya başladılar. Bir arkadaşı çok fazla dalga geçiyordu. Eğer o geldiysen bir işaret ver. O sırada ışıklar söndü. Bir anda kapalı olan pencereler açıldı. İçeride sanki fırtına kopuyordu. Deli gibi bir rüzgar vardı. O an arkadaşımın gözü arkadaşının ayaklarına ilişti. Ayakları tersti. Çok korktular ve çığlıklarla evden kaçmaya başladılar. Sokağa indiklerinde yaşlı bir adam, "Niye bağırıyorsunuz çocuklar, ne oldu?" dedi. Adama gidip arkadaşımızın ayağını ters dediler. Adam... "Nasıl? Böyle mi?" diyerek kendi ayaklarını gösterdi. Ayakları da tersti. Arkadaşım çok korktu.